Milyon TV'den herkese merhaba. Her pazar olduğu gibi bu pazarda yine çok değerli iki konuğum var yanımda. Gemiler mi desem, rüyalar mı desem, son sigara mı desem, Ercüment Vural yanımda. Ve gazetecilik mesleğine yıllarını vermiş. Şimdi de moda sektöründe kendini ispat etmiş bir isim. Başak Çokan yanımızda. İzninizle hoş geldiniz demek istiyorum konuklarıma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi pazarlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Ercüment Bey sizinle başlamak istiyorum. 7 yaşında Doktor Civago'nun müziğinin notalarını çıkarıp tüm sınıfa dağıttığınızı ve mandolin eşliğinde çaldığınızı biliyorum. Nereden biliyorsun? İyi araştırdım. O yaşta bu nasıl aklınıza geldi ya da buna ne sebep oldu da böyle bir şeye giriştiniz? Bizlerin aklına gelmedi. Benim tabii hiç gelmedi. Sizin öyle bir şey gelmiş miydi aklınıza? Ya bu içgüdü sanırım. Yani böyle aklıma gelmesi şeklinde değil de 4 yaşında. Müzeye başlamadım da işte 4 yaşında böyle evde o zaman böyle küçük 45'lik plaklar falan filan vardı. Philips böyle pick-up vardı. O çalan şarkıları ben söylüyordum. Yani yabancı şarkılar vardı zaten. Böyle Fransızca falan. Ben onları söylüyordum. Duyup böyle aynısını söylüyordum. O yaşta demek ki bir şey sonra işte ilkokul 1. 2. sınıfta mandolin kursuna gidince ben hemen öğrendim. Yani sınıfta hani tek tele böyle tek tel çalarken ben çalmaya başladım. Harika. Sonra da işte filme gitmiştik. Doktor Zhivago, işte annemler, babam, dedeler, medeler falan ailece. Müzikten etkilenip eve gelip derhal onun notasını yazmak ve işte ertesi gün ki kursa da işte hocam ben bunu yazdım diye. Tabii getirdim. Bütün sınıf çalmaya çalışmıştı falan. Öyle. Peki ilkokul 3. sınıfta da kurşun çalgılara geçtiniz. Evet. Sonra 15 yaşında ilk grubunuzu kurdunuz. Evet. Değil mi? Evet. 16 yaşında ağırlıklı olarak nefesli çalgılardan oluşan bir grubun solistliğini yapmaya başladınız. Evet. Aynen. Aslında yani çok küçük yaşlardan beri müziğin içerisindesiniz. Peki ailenizde müzikle ilgilenen biri var mı? Yani size siz yönlendiren yolunuz var mı? Hiç kimse yok. Sadece siz. Evet, ben Mostralık yani. Peki oğlum ilgileniyor mu? Evet, oğlum ilgileniyor. Oğlumun Noland diye bir grubu var. Onlar çalıyorlar. Bayağı fanları da var. Konserler yapıyorlar çok. Bayağı bir. Peki eşlik ediyor musunuz? Baba oğul hiçbir yok, hiç çalmadık biz birlikte. Düşünüyor musunuz? Ya olabilir, neden olmasın? Yani yani olmaz diye bir şey yok da ama denk gelmiyor. Onlar bambaşka bir müzik yapıyorlar. Ben de bambaşka bir ama müzik. Ama siz de bir sürü sanatçıyla çalıştınız. Dolayısıyla hani çok yönlü. Tabii. Entegre olabiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Öyle de ama denk gelmedi. Yani onlar oğlum aynı zamanda şey reklamcılık yapıyor şu anda. Grafik okudu. İşte hani hem onu yapıyor. Onlar daha değişik yeni jenerasyon başka yerden bakıyorlar. Biz hobi gibi başlıyoruz galiba değil mi? O yani hobi gibi başladı ama şu anda profi. Evet. Deşarj olabilmek, evet. Stres atabilmek adına başladım. Sonra belki. Sonra evet, evet öyle, öyle oldu. Peki 20'li yaşlarda bir Viyana ya da Avusturya'nın hangi şehri? Viyana. Bir deneyiminiz oldu. Ne kadar kaldınız Viyana'da? 4 yıl. Bayağı uzun. Evet. Peki orada ne deneyimlediniz? Yani gitmenizle gitmemeniz arasında nasıl bir fark olurdu? Gitmemiş olsaydınız çok, ne kaybetmiş olurdunuz? Gitmemiş olsaydım tabii çok şey kaybetmiş olurdum. Neler çünkü deneyimlediniz? Orada başka bir dünya var. Müzeye başka türlü bakılıyor. Yani sanata başka türlü bakılıyor. Türkiye'de çok farklı. Biz daha şark toplumuyuz. Yani ne kadar Avrupalıyız desek de kökümüz şark olduğu için yani doğal olarak daha tradisyonel yaşıyoruz. Yani müzik olarak değil, toplum olarak müziğe başka yerden bakıyoruz. Hani biz müziği eğlence olarak düşünüyoruz. Hani müzik eğlence olduğu için hani bir ülkede bir problem, bir şey olduğu zaman ilk müzik yas olarak ilk müzik kesiliyor. Ama aslında müzik hayatın her kısmında var. Yani üzüldüğümüz zaman da müzik yapıyoruz. Yani ağıt ya da dediğin, üzüldüğümüz zaman da müzikle kendimize geliyoruz değil mi? Tabii ağıt dediğimiz hani birisi ölüyor mesela ağıt yıkılıyor. O da müzik. Hepsi müzik. Anlatabiliyor muyum? Biz müziği sadece hani şöyle bakıyoruz. Müzik dediğin zaman hop hani eğlenelim diye bakıyoruz. Acının ve kederin de ortak dili tabii, değil mi yani? Tabii canım üzüldüğümüz zaman da müzik dinliyoruz. Onun için başarı oradan bakılıyor. Soracağım başarı da etkisiz. Çok fazla. Şöyle düşünün. Dünyada
Kendinizden ve hepimizin sosyal hayat içerisinde bir birey olarak varlığımız var. Üzüldüğümüz zaman, aşk acısı çektiğimizde, terk edildiğimizde ilk yaptığımız şey arabaya bindiğimiz andan itibaren hüzünlü müziklerle, değil mi? Ama şöyle yani bir şey var. Zaman zaman açıyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Aslında müziğin güne başlarken de hayatınızın, yani güne pozitif ve negatif başlamanızda o kadar büyük etkisi var ki, bunu bir deneyimleyin. Sabah kalktığınızda, arabaya bindiğinizde ya da işte toplu taşımada herkes kulaklıkla müzik dinliyor. Eğer o gün hareketli, sizi güne güzel başlatan şahane müziklerle başladığınızda, dikkat edin, gün içerisindeki bütün hayatınızda her şey çok enerjik ve olumlu gidiyor. Bu sefer hayatınızın içinde getirdiği sorunlar, problemlerden uzaklaşıyorsunuz. Şayet güne ağır, depresif bir müzikle başladığınızda çok daha farklı oluyor. Yani çok önemli. Kesinlikle öyle. Ne gelirse değil yani. Hani radyo açtım, ne çıkarsa. Değil de biraz daha kendi zevkinize falan filan uygun müzik. Mesela bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Mesela müziğin özellikle yeni jenerasyon üzerinde şöyle de bir etkisi var. Yapılan bir istatistik var. Orada da hareketli müzik dinleyen gençlerin kaza risklerinin çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Tabii adrenalin yüksek olan müziklerde araba kullandığınız zaman ister istemez hız limitini de göremiyorsunuz. O anda müziğin verdiği etkiye de kapılabiliyorsunuz. Farkında olmuyorsunuz. Zaten gençsiniz, adreniniz yüksek, her şeyi biliyorsunuz, hayatı çözmüşsünüz, çok iyi araba kullanıyorsunuz. Öyle gör, özgüven çok fazla olduğu için. O yüzden müzik aslında hayatımızın her alanında, ebediyete göç edene kadar hayatımızın her alanında var. Çok haklısınız. 94 yılında Pasaporte Latino'yu kurduk. Evet. Yıl doğru değil mi? Yok, 94'ten sonra. 94-95. 96. Öyle mi? Peki. Önder Focan'la Ercüment Vural, evet. Önder Focan Project'in yanı sıra bir de Jelatin isimli grubunuz da oldu değil mi? Evet, o Pasaporte Latino bittikten sonra Pasaporte Latino ile daha traditional bir şey çalıyorduk. Hı. Jelatin'le daha Latin jazz şeklinde çalıyorduk. 2014'te albümümüz çıktı ve bu herkesin dilinde olan Gemiler şarkısıyla tanıştık. Hı. 2007'de Parmaklıklar Ardında diye bir dizide sanıyorum dizinin müziğini dizinin müziklerini yaptım. Peki dizi müziği yapmakla normal söylediğiniz şarkıları yapmak arasında bir fark var mı? Çok büyük bir fark var. Yani dizi çok, yani sinema işi çok farklı bir şey. Sinema müziği yapmak da çok farklı bir şey. Yani normal müzisyenliğin çok dışında bir şey. Şimdi şöyle bir şey var Türkiye'de, tabii şartlar bu olduğu için kimseyi eleştirerek söylemiyorum ama şöyle, hani bir enstrüman çalan herkes film müziği ya da yapımcı çalabilen bu müzisyen buna film müziği yaptırayım şeklinde ilerliyor. Türkiye'de öyle bir şey, şey yok, öyle bir asla. Şey değil. Asla. O çok kendi başına bir branş. Ayrı bir şey değil. Yani bir müzisyenin film müziği tabii yapabilmesi için sinema biliyor olması lazım. Yani sinema ne olduğunu biliyor olması. Yani film izlemekten bahsetmiyorum. Herkes 100.000 tane film izleyebilir. Öyle bir şey değil. Sinemanın ne olduğunu, yani nasıl ne anlatıyor? Alt metin işte müzisyen olacak. Bir de alt metin ne? Ne anlatıyor? Onları çok iyi bilmesi lazım. Çünkü film müziği, dizi müziği film gibi farklı bir organizma. Ya yani kendi içinde bir yaşam, yani müzik. Onunla onun meç etmesi lazım. Çok karışık, çok uzun. Yani şimdi 3 dakikada anlatamayız ama bunu yani 6 sene, 7 sene okuyoruz yani. Değil mi? Zor, çok zor ve çok farklı bir iş. Ama akılda da kalan ama sahneden çok müzik çok akılda kalmıyor mu ya film yani müziği? Kesinlikle. Hakikaten. Yani şöyle söyleyeyim, %50. Yani bak, hayatım boyunca unutmamışım Titanic'i. Evet. Titanic'in müziğini hayatım boyunca hiç unutmadığım ve o müzik nerede çalsa bana asla ve kata söyleyen kişi değil. Direkt olarak o duygu. Aynen öyle. Oradaki sahne geliyor gözümün yani önüne. İşte iki şey çok hatırlanıyor. Koku ve müzik. Değil mi? Yani Alzheimer hastalığında dahi mesela hiçbir şey hatırlamıyor. Bir koku duyuyor. Hop, gençliğiyle, çocukluğuyla alakalı bir şey hatırlıyor. Bir müzik duyunca da bir şey hatırlıyor. Başka hiçbir şey hatırlamıyor. Yani o kadar etkili. Gemiler şarkısını birçok kişiden dinledik. Birçok yorumcu seslendirdi ama sizin gibi yorumlayan henüz çıkmadı bence. Bu benim fikrim. Sizin? Bence fikrim de. Bunun sebebi nedir? Bestesi size ait olması mı? Yoksa şarkı çok mu örtüştü sizinle? İnanılmaz güzel. Ya ondan olduğunu zannetmiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Şarkı söylemek şöyle bir şey.
Şimdi bir şarkıcı zaten şarkıyı söylüyor. Ama asıl konu o şarkının içindeki kelimeleri ifade etmek. Yani tiyatral kısmı çok önemli. Ona dikkat edildiği zaman şarkı söyleme performansı değişiyor. Çok hissederek okuduğu içindir bence. Çok. Yani karşı tarafa ulaştırmak lazım söylediğin kelime. Şarkıyı boş vermek lazım. Yani şarkıyı zaten söylüyoruz, şarkıcıyız zaten. Evet. Hani daha güzel söyleyeyim falan. Onları geçelim. Peki şarkı söylerken böyle tarzınıza çok uyan şarkı. Bazen hani şey vardır ya, böyle tam benlik şarkı deyip böyle bir çok hani şahlandığınız vardır. Bir de normal genel geçerler oluyor tabii, mu tabii, gerçekten? Tabii oluyor. Oluyor. Ama iyi bir şarkıcı hep her şeyi söyleyebilmeli. Her şeyi aynı keyifle ve içtenlikle söyleyebilmeli. Ama hakikaten bazı şeyler de insanın diline bütün oturuyor. Bütün duygularını oturuyor. Yansıtıyor. Peki Beyaz Başak Hanım'a dönüyorum. Tabii. Meslektaşım burada. Valla çok bir şey, kısa bir şey söyleyeyim. O kadar şarkıyı söylerken hiç ön planda olma kaygısı, karmaşık duygular içinde söylememiş ve sadece bu şarkıyı yazmak verdiği bir mutluluk ve onu gerçekten karşı tarafa yansıtmakla ilgili bir kaygı var. Klipte de öyle. Klip de çok sade, çok yalın. Hı-hı. Tamamen şarkıya odaklandığımız çünkü bir klip olmuş. Çünkü dış destekleyicilere harika. İhtiyaç yok. Evet, ses evet. Olunca teşekkür ederim. Görev en iyi şekilde ifade ediliyor. Hani çok başarılı. Başka süse püse gerek kalmıyor. Sanırım bir şeyin başarısı, onun özgüveni de tabii. Yok. Bir şeyin başarısı da ayrıca yansıyor. Bana göre ne kadar çok takipçinin olduğu, ne kadar çok izlendiği, ne kadar çok dinlendiği ile ilgili olduğunu da düşünmüyorum ben. Tabii nicelik çok şey önemli yani. Değil. Nitesel, yani kesinlikle. Nitelik olarak kim takip ediyor ve kim dinliyor çok daha önemli bence. Öyle. Evet, biraz meslektaşıma dönüyorum. Sohbet tabii. Edeceğim. gazetecilik mesleğine yıllarımızı verdik. 11 küsür sene değil mi? Yok, 18. 18 mi? Tabii, sadece sabah gazetesi. 11. Sadece tek başına 14 yıl. Sabah gazetesinde 14 tabii, yıl. Tabii. Bir fiil. Tabii. Yani 6 yaşında başladı. Yok değil gibi, aslında. 6-10 falan evet, yani. Şöyle söyleyeyim. Aslında benim gazetecilik mesleğim Müge Anlı ile başlayan bir meslek. Yani Best TV'de başlayıp arkasından Müge Anlı ile magazine yöneldiğim. Tam da aslında mesleğin ortasından başlamak tabii, tabii. Aslında Müge Anlı demek. Aynen öyle. Ben Best TV'de program sunmak için görüşmeye giderken Başakçığım gel sana magazinle ilgili röportaj yaptıralım. Önce kamera arkasında piş dediler. Çok üniversite okuyordum zaten. Ben Ankara Hukuk'tan geçiş yapmıştım. Gerçekten İktisadi İdari Bilimleri. Avukat olmak ve savcı olmakla ilgili hiç öyle bir beklentim yoktu. Ve ailemi bu konuda kandırmıştım. Yani ben evet okuyacağım, tamam gideceğim okula deyip okula gitmeyip hayalim ve istediğim şey bir gün Real Muhtar'da çalışmaktı. O zaman çok psikoloğa götürüldüm bu konuda. Yani Adana'da bir çocuk diyor ki Real Muhtar'da çalışan idealleri olurdu. Hani doktor olursun, avukat olmak istersin ama böyle bir ideal nasıl olabilir diye babam çok beni pedagoğa götürmüştü. Hı-hı. Çocukluğum oralarda geçti. Ne çıktı altından? Herkesin hayal gücü, aynen. Herkesin beklentileri hayattan farklıdır. Buna saygı duymak lazım. Kesinlikle. Sadece babam olmayacak bir hayalin peşinde koşuyor. Acaba hani çocuğum hayal kırıklığı yaşar mı korkusuydu. Babam olmuş. Öğretmen çünkü. Ama oldu ve ben Real Muhtar'da magazin sorumlusuydum. Çalıştım da yani. Ne kadar zor bir dönemdir kim bilir. Valla zorunu bilmem. Rehab ile çalışmak zordu zaten. Yani titiz birisi. Çok zor birisi. Aynen. Hakikaten. Tanıyorum yani, ben de sanırım kendisini. Çok titizdir. Duayenimiz. Peki Show Haber'de 3 yıl boyunca haber merkezinde de çalıştım. Evet, sonra Star'a transfer oldum. Sonra Kral TV'de müzik programı sundum. Peki haber merkezi mi magazin mi? Hangisi daha keyifli? Ben mesela sadece haber merkezini deneyimledim. Magazin kısmını bilmiyorum medya sektörü. Ya tabii ki benim için aslında magazin keyifliydi. Çünkü ben magazini yaparken de yani bunu ekrana yansıtırken de çocuk merhumuna, aile merhumuna çok özen gösteren bir gazeteciydim. Benim için bir şey haber olduğu için değil, aksine bir şeyi ekrana yansıtırken dahi kendimi bu toplumda çok sorumlu hissederdim çünkü. Hani bir şey yakaladım, bunun en dibine kadar ineyim, yansıtabildiğim en reytingi yüksek şekilde yansıtayım kaygısı yok. Nasıl özel haber yaparım yok. Değil de. Özele ben yine kaygım vardı tabii ki yani isimlerle. Benim amacım, dalım zaten röportajdı. Ama benim amacım onun özel hayatında, aşk hayatındaki ya da yaşadığı hayatın içindeki o şeyi ekrana yansıtmak ve gündem oluşturmak değil. Yani sadece özel haber olsun değil ama değil, altında evet, insanların psikolojisini de düşünmek. Onun farklı bir tarafını göstermek istiyordum. Yani bir insan ünlü diye, şöhretli diye onun duygularının olmadığı anlamına gelmiyor. Aile merhumunun olmayacağı, çoluğuna çocuğuna iyi bir anne olma kaygısı ya da iyi bir baba olma kaygısından uzak olduğu anlamına gelmiyor.
Ben istiyordum ki izleyici onun farklı bir tarafını da görsün. Evet. Farklı bir yüzünü de görsün istiyordum. Hı-hı. O yüzden zaten daha fazla devam edemedim zaten. Evet, ama şimdi televizyon dünyasının ardından bir de yazılı basına da geçtik değil mi? Köşe yazarlığı yaptık. Evet, Sabah gazetesinde geçtim de magazin Hı-hı. yazarı olarak geçtim. Hı-hı. Orada uzun zaman çalıştım ama geçirdiğim bir rahatsızlık artık magazinde olmamam gerektiği konusunda doktorumun kesin talimatıyla. Çünkü çok fazla vicdanlıyım ve çok fazla yani röportajı yapıp çıkacak başlık için sabaha kadar medya sektörünü çok iyi biliyorum ben. Biliyorsun, de evet, içindeyim. Ne kadar çok zor bir şey. Yani çok, sana evet, güvenip, şimdi Ercüment Bey bana güveniyor ve çok da dili de yanmış bu Tabii. konuda. Cımbız gibi çekilmiş konuları var. Bana güvenip röportaj veriyor ve ben şimdi o bana güvendiği için kurumuma güvenmiyorum onu. Ayırt edelim. Şahsa güveniyor. Ben tabii. bu röportajı sana tabii, veriyorum tabii. diye. Ve siz bunu alırken öyle büyük bir sorumluluk alıyorsunuz ki. Çünkü onun hayattaki savaşını biliyorsunuz. Emeğini biliyorsunuz. Buralara kadar gelirken ne kadar çok idealist davrandığını, prensipleri olduğunu. Bunu onun yaptığı emeğe saygısızlık yapmamak için. Kesinlikle. Peki buradan hemen size bir soru soracağım. Sanat camiasında acaba sanatçılar biraz daha dikkatli yaşamalı mı? Çünkü çok göz önündeler ve hani örnek insanlar. Sanatçılar derken müzisyenler aynen, mi? Sinema sanatçıları da oluyor. Yani meşhur insanlar, ünlüler birazcık daha acaba dikkatli mi yaşamalılar? Daha mı gizli mi yaşamalılar ya da birazcık daha hani... Ya ben gizli yaşamayanların yani hani her şeyini bildiklerimizin onu bilhassa öyle, kasıtla yaptıklarını düşünüyorum. Öyle mi? Yani bir şey gizlemek isterse insan gizler. Benim şimdi... Ben gizli bir şey yapmak istersem hı hı. ne bir gazeteci, ne paparazzi, ne hiç kimse beni yani hiçbir şeyimi yakalayamaz yani. Sanatçıları da anlıyorum. Şimdi yemekten çıkıyor mesela erkek arkadaşıyla. Hop hemen karşılarında, yani anlıyorum evet ama hani belki birazcık daha mı böyle arka planda ya tutmak onlar, gerekiyor özel hayatı. Çünkü çok göz önünde. Ama onlar öyle olmasın istediklerini düşünüyorum. Evet, örnek alan da bir gençlik var yani. Ama izleyip... bir şey söyleyeyim size, ben şeye karşıyım. Cem Yılmaz'ın yıllarca filmlerinde çok küfür ettiği, evet. çok hakaret içerikli konuştuğu söyleniyor ve çocukların etkilendiği söyleniyor, değil mi? Hı. Bir çocuk 0-4 yaş arasında anne babadan alması gereken her türlü şeyi alıyor zaten. Ondan sonraki süreçte çocuk zaten 8 yaşına geldiği zaman, hatta şimdi yeni jenerasyonda hı hı. 2010 yılından sonra doğan çocuklar bir defa bireysel hayatlarını 6 yaşında yaratıyor ve şu andaki çocuklara sevgisiz hiçbir şey yaptıramıyorsunuz. Tabii tabii. Yapmak istemediği tabii. zaman o aslında kendi kurallarını şey koyuyor şu anda. Evet. O yüzden de sanatçılar dikkatli mi yaşamalı? 18 yıllık bir magazin yazarı olarak şunu söyleyebilirim ki Ercüment Bey'e kesinlikle katılıyorum. Onlar da popüler mekanları tercih ederken görünmek özellikle istiyorlar. Gelmek o mekanları tercih ederken zaten orada görünmekle ilgili bir kaygısı yok. O görüneceğini bilerek gidiyor. İkincisi belki de haber veriyor. Ben buraya haber gideceğim. Verenler de çıkacağım. Var. Haber hani veren bekle. De var. Tabii tabii. Menajerleri haber verir. Basın danışmanları haber veriyor. Eğer gündemde de bir konusu varsa özellikle çağırıp orada çıkışta konuşmakla ilgili. Ben sadece şuna benim kendi magazincilik Hı-hı. anlayışım. Paparazzi kültürü Amerika'da çok daha acımasız. Hı hı. Neredeyse kameralarla, küçük minik helikopterlerle evin bahçesinin içinde bile ünlü birini çekebiliyorlar. Şimdi Türkiye'de bu kurallar getirildi ve artık o kadar mahremine giremiyorsunuz. Ki bence de girilmemeli. Özel hayatın gizliliği diye de bir şey var tabii ki. Bence de. Derecede özel bir defa siz farkında olmadan karşı tarafta da bir şizofrenik bir şey yaratıyorsunuz. Hani güven duygusu ünlülerde çok daha zor. İlişki yaşarken... Acaba güvenecek miyim, güvenmeyecek miyim? Şöhret olduğum için mi yanımda? Öyle, öyle. Başka çok şey zor, için mi yanımda çok. Diye bir paranoyak septik bir olur insan. Tabii tabii paranoyak bir durum var. Her şey dengede olmak zorunda. Gazeteciler ve ünlüler, denge kurarsanız aranızda saygı çok kıymetli. Siz bir Sezen Aksu'ya soracağınız Hı. soruyla sektöre yeni girmiş olan birisine soracağınız soru bile birbirinden üslubu farklı olmak zorunda. Ama maalesef temelimizdeki problem sanatçıda da değil. Bizde kalifiye magazin elemanı yok maalesef. Dış yapıma verildiği için ve kanallar kendi içinde değil de dışarıdaki yapımcılarla bu işi hallettikleri hı hı. için hiçbir eğitim olmayan, bu çocuklar hiçbir etütten geçmiyorlar. Nasıl soru sorulur, soru ünlü birine nasıl yaklaşılır? Yani sokakta tinerciyi bile sanatçıya saldırtıp oradan film haber yapan gazeteci arkadaşlarımız da var evet. maalesef ki. Şartları çocukların çok zor. Öyle. Sabah gelip gece yarısına kadar çalışıyorlar ve gerçekten aldıkları maaş inanılmaz.
komik bir maaş, çok kötü şartlarda çalışıyorlar. Bu da o çocukları hayata orada tutunabilmek için birazcık da onları agresif yapıyor aslında. Hı hı. Psikolojik bir travma da var orada. Ama dediğim gibi karşılıklı her şey gereken. Tabii tabii ama al gülüm ver gülüm de var ki son zamanlarda bence magazin yüzyılların en ağır dönemini yaşıyor. Hani bir ahlaki kadar boyutta da programı. Şimdi sabah kalkıyorsunuz 10 itibariyle saat 10 sabah 10. Açıyorsunuz her kanalda bir magazin programı. Evet. Çünkü yani, toplum dedikoduyu seviyor bunu unutmayın. Ama yani, bütün toplumlar seviyor canım. Sadece tabii, tabii. Bize ait değil yani. Ama sadece yani, bizde şöyle bir şey var. Hani ne katıyorsa bize de dedikodu. Yani, işte başkası hakkında haber alıyorsun. Peki yani. Aldım. Şonşuna gidiyor. Ama bu sizin için öyle. Çünkü sizin bir işiniz, koşturmanız, hayatta beklentileriniz, bir savaşınız var netice itibariyle. Tabii. Bir çocuklar duymasın da yıllardır biz hep aynı sahneyi izledik. Çocukların yanında tartışmayan bir Meltem ve Haluk karakteri vardı. Gidip mutfakta çözülüyor ve çocukların yanında asla yansıtılmıyor. Aynen. O dizide bile insanlara fetten bir kadın karakteri sokarak dizinin bir formatını, erkeği. İşte bir formatını değiştirdiler. Orada bile dizi formata ve bir mutasyona uğradı. Hı hı. Bu da görünüyor ki demek ki insanlar ekranda action arıyorlar, kavga arıyorlar. Tabii canım. Nerede dedikodu action arıyorlar. Öyle, öyle, eğitim öyle. Tamam. Ama dizileri öyle. Görün gerçekten. Hayatın gerçeği diye bakıyor. Ama dizilerde büyük aslında şöyle söyleyeyim. Büyük bir terörizm var onu söyleyeyim. Yani çocuklarımıza kendi yeğenlerimden de bunu paye biçerek söylüyorum. Hı hı. Ama şu anda dizilerde yapılan terörizm toplumda başka hiçbir şeyde yapılmıyor şu anda. Yani zengin erkek, fakir kız mutlaka kız çalıştığı iş yerinde ya da çalıştığı yerde patronla oluyor, aşk yaşıyor ve hep nihai sonda ya da mobbinge keyifli, maruz kalıyor. Yani bütün şey de öyle. İşte eğer bir şey elde etmek istiyorsan her türlü oyun mübah. Yeter ki sevdiğin insana kavuşmanın yollarında da her türlü çirkinlik var. Yani ne aşk aşk olduğu, ne anne baba saygısı, ne aile merhumu, ne dostluklar, ne arkadaşlıklar. Bana göre dizi bu konuda çocuklarımızın üzerinde gerçekten müthiş bir travma yaratıyor. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Müthiş İzlediğim travma. İzlediğim dizilere şöyle bir bakıyorum şimdi. Kesinlikle öyle. Peki röportaj sırasında uzaktan tanıyıp sevdiğiniz fakat röportajdan sonra... Hayal kırıklığı mı? Aslında bu yani... Hani ben çok iyi bilirim de bu nasıl biriymiş dediğiniz oldu mu? Var. Mesleki hayatımda ilk hakaretimi Metin Akpınar'dan almıştım. Çok enteresandır. Evet, bu kadar agresif bir insan olduğunu bilmiyordum. Çünkü ben Zeki Metin karakteriyle büyüdüm. Hı hı. O yüzden bayılıyordum. Hatta ben onların birlikte aynı evde yaşadıklarını, çok böyle aynı yemeği yediklerini... Öyle zannediyordum. Evet, öyle hı. Çok masumane bakıyordum hani... O dönem yani ekranda gördüğüm karakterler benim için öyleydi. Bir Metin Akpınar beni birazcık agresif bir yaklaşım olmuştu röportajda ve ben çok kırılmıştım buna. Hayatımda da bir de... Halbuki dışarıdan görüntüsü de çok mülayim, çok böyle... Evet, bana biraz öyle gelmişti. Bir de tabii görüp de ekranda yüzü gülüp kamera kapandıktan sonra o samimiyetsizliğini hissettiğim öyle çok isim var ki yani... Saysam parmaklar yetmez. Eyvah, çok eyvah. Büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ama çok doğal içi dışı bir olan da muhakkak var. Var tabii ki. Mesela Şener Şen'i de hayatım boyunca ekranda hep gülen bir adam olarak görürdüm. Hayatımda bu kadar somurtkan bir adam da görmedim. Hiç gülmemişti mesela röportaj boyunca. Mesela özel hayatında somurtkan ama ekranda o kadar güler yüzlü ki. Yani nasıl sağlıyor acaba bu zıtlığı nasıl yenebiliyor? Şu ışık ve kamera çok enteresan. Evet ama hani öyle bir şey ki meslek kendi... Meslek ama. Şimdi işi bir yere kadar yapabilirsin. Mış gibi yapamazsın. Demek ki hani... Hayır çok... yapılıyor. Yani, ama oyuncu adam... En güzel mış gibi yapabilir diyorsun. Tabii oyuncu. Orada başka bir kişiliğe bürünüyor. Özel hayatında gerçek kendi kişiliğine bürünüyor. Ama şu önemli zaten oyuncular için. Şimdi bir kişiliğe bürünüp o rolü oynuyorsun. Ondan sonra o rolden çıkıp kendi kişiliğine dönebilmen önemli. O rolden çıkamayanlar da var. Çok yani. Var hem de. Ve onlara biz şey yapıyoruz mesela. Benim de müzisyenlerde de çok var. Benim öyle arkadaşlarım. Hani sahnede alkış, ışık bilmem ne falan filan. O şaşalı hayat ondan tabii. Ondan sonra dışarı çıkıyor. Dışarıda da öyle falan. Evet evet. Değil mi? Yani benim yanımda da öyle. Kendine gel falan. Hani ben, ne yapıyorsun oğlum? Yani... Ben desin. Ya ben de senin müzisyen arkadaşıydım. Yani bırak artık şunları falan. Ama çok normal. Ya. Yani çünkü çok sık... İşte o geçişi yapabiliyor. Aynen. O zaman gülen, yani çok devam ekranda böyle perdede gülerek gördüğün adam aslında somurtkan bir adam evet. Yani. Gayet normal bunun böyle olması. Ama yurt dışında bu dengeyi sağlıyorlar işte. Yani ben
Matt Damon'ı görmüştüm Los Angeles'ta. Hı hı. Hakikaten parmak arası terlikler ve elinde ya dondurması vardı ve ilk alışveriş merkezinde gördüğümde çok şaşırmıştım. Onlar sosyal hayattan da kopmuyorlar. Bizdeki problem bu. Sen starsın, starlığa oyna, herkesle konuşma, her mekana gitme. Öyle bir şey yaratıyorlar ki farkında olmadan aslında öz benliğinden uzaklaşıyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani ben burada biraz karşıyım olaya. Yani eğer sen starsan evden çıktığın anda, yani özel hayatından çıktığın anda hep star olmak zorundasın. Ama beklentiyle ilgili, hayattan beklentinle. Şimdi şu, söylemek istediğim şey şu. Yani sen bir dünya starısın. Hı hı. Tamam, parmak arası terlikle bir yere gitmemen gerekiyor. Peki arzusu ya da buysa? Arzu buysa, işte ben beklentilerden bahsettim. Arzu buysa star olmayacak o zaman. O işe girmeyecek. Hmm. Bu bir tercih meselesi. Evet, o da başka bir bu işe girdiysen ama ben de geri. Parmak arası terlikle gezmesi bana doğal geliyor. Ya. Yani olmalı gibi geliyor. Söylemek istediğim şey şu. Tabii ki olmalı. Hmm. Ama söylemek istediğim şey şu. Bir sürü milyonlar onu senin az önce anlattığın gibi yani güler, öyle görüyor ya. Sen şimdi bir imaj çiziyorsun ve bunu herkesin kalbine yerleştiriyorsun. Evet. Ben buyum diye. Şimdi öteki seni orada parmak arası terlikte gördüğünde adam diyor ki, ya da kadın diyor ki, ha bu muymuş ya bu diyor. Anlatabiliyor muyum? Aslında bu işte bir hayal. Ay çok güzel. Benim bir yalnızlık değil. Bir de o ya. Ya onu söyletmek yok. Güzel. Çünkü aslında doğru. Şimdi, doğru da hayallerini bizden biri. Hayallerini yıkıyorsun. Ya söylediği şey şu gerekiyor. Aslında Tarkan'ın bu ülkede, ben mesela Tarkan'ın evliliğini açık şey baba olacağını açıkladığı için bu ülkede niye bu kadar mesele yapıldı? Ben mesela onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Aynen. Yani ben hani kime baktıysam, kimle gördüysem bütün her yerde ya Tarkan zaten sağlıklı bir adam. Tarkan'ın baba olması kadar normal ne olabilir? Tabii. Yani Tarkan yeni çok, evlenmiş bir insanın çocuğunun olması kadar şimdi 80 kadar yaşındaki bir adamı çıkıp baba olacağım demesi hepimizde büyük bir şaşkınlığa evet sebep nasıl olabilir. Nasıl oldu dersin? Köpek mi adamı ısırdığı için yoksa adam mı köpeği ısırdığı için haber olmak diye bir mantık var ya. Hı-hı. Tarkan'ın babalığı niye bu kadar tabii abartıldı? Bütün kanallarda, her yerde ama. Ama megastar. İşte megastar. Ben bilmiyorum. Benim hayata bakış açım öyle olmadığı için. Ya ben magazinci olarak ya, öyle baktım. Ben öbür taraftan bakabilmeyi. Bizden şimdi biri ben, yani. Ben diğer taraftan bakıyorum. Ya ben haber olmasından yana değil sıkıntı. Baba olması bir haberdir tabii ki magazin olarak. Ama haber merkezleri de dahil olmak üzere bütün internetlerde, bütün portallarda, orada burada baba oluyor diye bütün sanatçıların şenlik yapması bu kadar çok ben anlamadım yani o biraz bana Ercüman sizin baba olmanız bana ne kadar doğal geliyorsa Tarkan'ın da baba olması çok canım, doğal çok, geliyor bana. Çok, hani bu kadar büyütülecek bir mevzu değildi evet, sadece. Doğru. Benim i̇şte şaşırdığım gündem nokta o. İşte gündem yaratılıyor bir yani yoksa Tarkan gibi de olmak da çok zor mesela. Tabii ya o da çok derin bir yalnızlık. Mutlaka. Hiçbir yere gidemiyorsun. Açıklama yapma ihtiyacı hissediyorsun. Çok hayır markete gidemezsin. Tabii, bir şey yapamazsın. İşte sosyal hayattan uzaksın. Dört duvar arasında bir hayatın var. Her yere gidemezsin. Çok zor hayat. Bir hayat ya. Bu çok herkesin yapabileceği doğru bir şey. Doğru. Herkesin kaldırabileceği bir şey. Ben star olamazmışım. Ünlü olmak. Gerçekten. Peki. Son sigara yapalım mı? Son sigara yapalım. Dinleyelim şöyle bir. Enerjimiz yükselsin. Evet. Sonra mı yapıyoruz? Evet, yönetmen arkadaşım sonra yapalım dedi. Peki tamam, mikrofon. Evet, mikrofonumuz şimdi kalsın. Bırakıyorum. Son sigarayı. O zaman son sigarayı, sevgili yönetmenim, son sigarayı yayınımızın sonunda mı yapalım? Evet, aynen son sigara yapalım. Peki. Şimdi enstrüman çalıyorsunuz, beste yapıyorsunuz ve ders veriyorsunuz. Evet. Ders hala veriyor musunuz? Ders mi almak istiyorsun? Evet. Diyafram teknik. Nasıl diyafram nefes alınır mesela? Ya da ses terapisi belki. Evet. Halen veriyorsunuz. Yapıyorum evet. Peki. Ses terapisi nasıl? Nasıl öğretiliyor? Ses terapisi öğretilmiyor. Ses terapisini nasıl, dersi nasıl yaptırıyorsun. Şöyle ses tellerini işte nodül falan herhangi bir problem varsa ses tellerinde. Nodül tabii en büyüğü. O problemi gidermek için ses telleri biliyorsunuz. Ses telleri diyoruz ama bir sürü tel geliyor genel olarak. İki tane kas bu. Evet. İki tane şöyle iki tane kas birbirine değiyor. Ve nefesle birlikte ses çıkartıyor. Yani onlar titreşerek ses çıkartıyor. O tellerin birbirine değdiği
yani bir nota için mesela şurası değiyor, re için şurası değiyor. Hı hı. Yani konuşmada, konuşurken de o notaları çıkartıyoruz. Hı hı. Yani şu anda atıyorum ben fa diyezden konuşuyorum. Her çıkarttığınız her ses bir nota bir zaten. Bir nota, evet. Ya ve çeşitli yerlerde temas oluyor. İşte o şeyleri, o teması ses tellerinin üzerine bir sürü şey geçiyor. İşte bir sürü salgılar geçiyor. Onu temizlemek için, bilhassa nodül de varsa onu gidermek için o belirli notaların üstünde durarak onları böyle şey yapar gibi. Hani antrenman, şınav çeker gibi. Antrenman yapıp ısıtıp kas çalıştırıyoruz. Aslında. Konu bu. Müthiş. Peki diyafram teknikleri? Diyafram teknikleri şöyle bir şey. Diyafram biliyorsunuz vücudun hani şu bölgedeki bir organ değil. Değil. Boşluklar. Evet. Organlar arasındaki peki, boşluk. Boşlukları kullanıyoruz. Ve nefes aldığımızda bir akciğer nefesi var. Aslında refleks olarak akciğer ağırlıklı alıyoruz. Akciğerler belirli bir miktarda yani kapasitesi kadar nefes alabiliyoruz. Diyaframı da kattığımız zaman o aldığımız nefes miktarı çok fazlalaşıyor. Hem akciğere hem diyaframı almış oluyoruz. Daha fazla nefes, daha fazla oksijen demek. Evet. Daha fazla oksijen de daha sağlıklı bir hayat demek. Tabii. Onun için diyafram nefesine de ihtiyacı var vücudun. Onun nasıl alınacağını öğretiyoruz ve onun nasıl kullanılması gerektiğini öğretiyoruz. Peki, onun öğrenme süresi ne kadardır? Çok kısa bir süre. Yani 2 günde. Ve herkes alabilir değil mi diyafram? Herkes yapabilir. Çünkü mesela ben de şimdi haber okudum yıllarca. Haber okurken diyafram nefesiyle okudum. Ya da işte şarkı söylüyoruz. Bir dönemler TRT'nin çocuk korosundaydım. Orada da mesela diyafram nefesi öğrettiler. Ama günlük hayatımda mesela şimdi burada otururken sizinle konuşacağım için evet diyafram nefesi alıyorum ama dışarıda arkadaşımla sohbet ederken almıyorum. Heh. Bunu nasıl ben ezber hale getiririm? Tabii. Yani günlük hayatıma nasıl bunu entegre edeceğim? Çok basit şeyleri var. Çok kolay etütleri var. Onları öğretiyoruz. Tekrarlarla. Tabii çok basit, çok kolay. Günlük hayatın içinde yapabileceğim yürürken ya da araba kullanırken bir şey okurken yapabileceğimiz çok böyle 10 dakikalık, 15 saniyelik, 15 dakikalık şeylerimiz egzersizlerle var. Egzersizler var. Onları sürekli yapınca o zaten vücut onu refleks haline getiriyor. Ondan sonra şu anda benim konuştuğum gibi hep diyaframdan konuşuyoruz. Siz peki hep diyafram mısınız? Evet. Hep. Şu anda da öyle konuşuyorum. O refleks ama peki çocukluktan kalma. Siz de hiç diyafram nefesi, dikkat eder misiniz? Ne nefes aldım? Yok. Yok, o diyaframdan konuşmuyor. Aa, sen diyaframdan konuşuyorsun evet, mesela. Evet. Daha uzun soluklu konuşabilmek adına diyafram nefes alıyorum. Şimdi diyafram daha ekonomik harcamak için. Aynen. Diyaframın yani avantajı şu. Çok kontrol edebiliyorsun ses volümünü. Yani tamamen senin kontrolünde oluyor. Benim süper. Kontrolsüz değil mi? seninki refleks, vücudun refleksiyle konuşuyorsun. Biz de kontrol halinde. Hı-hı. Tabii ben şimdi böyle uzun hani açılışlar, kapanışlar tabii. yapacağım tabii. diye derin bir nefesle. Peki, Turgut Altbekoğlu ve İsmail Soyberk ile bir kayıt yaptınız. Ve o kayıt hücum kaydı değil mi? Canlı böyle kayda geçtiniz. Ve o dönemde bir sesinizde bir sıkıntı oldu galiba değil mi? Evet, nodül oldu. Peki o dönemi nasıl açtınız? Böyle hiç korktunuz mu? Sesim gitti Allah'ım hani. Gelecek mi gelmeyecek mi? Yok, çünkü sesim gitti çok olmadı. Çok böyle yoğun bir çalışma olduğunu biliyorum. Evet. Yani o şöyle bir şey oldu. Gitarcı rahmetli Yavuz Çetin de vardı o ekibin içinde ve ben öyle bir albüm yapmıştım. O albümü yaparken biz böyle rock bir albüm yap çıkartmadım henüz. Ta kaç sene evvel. Ondan sonra biz böyle canlı hücum kayıt yaptığımız için çok yüklendik. Rock'tı böyle. Çok bağıra bağıra bir ayımız geçti. Ondan sonra bitti kayıtlar. Ben işte okumaları yapacağım. Sesimde nodül oldu o bir ayın içinde. Çok yüklenmekten kaynaklanan tabii, tabii, bir şey çok. Değil mi? Sonra bir 8-9 ay ben söylemedim. Yine, evet, uzun bir süre. Tabii nodül var. Bazı notalar çıkmıyor mesela. Ondan sonra bir gün rahmetli Yavuz'la karşılaştım. Yavuz dedi ki okudun mu parçaları dedi. Yok ya nodül oldu sesinde. O da dedi ki deli rock müzik yaptık işte nodül olsun millet nodül diye uğraşıyor. Hazır nodüllü sesin rock abi, böyle bir şey. Ha, öyle söyle dedi buğulu falan. Buğulu bir ses. Aa, doğru söylüyor dedi. Girdim söyledim. Öyle söyledim ama
Daha sonra o nodülü yok etmek için ya ameliyat olmak gerekiyor ya da ses terapisi gerekiyor işte. Ondan sonra da zaten siz dersler vermeye başladınız. İzmirli bir konservatuvarda ses terapisi hocasına ben ses terapisi aldım. Eğitim mi aldım? Tabii aldım ve kendi sesimi bir yılın içinde toparladım. Nodülleri yok ettim. Ondan sonra o işe çok kafayı taktım ve onun dibine kadar öğrendim. Şimdi bilgilerinizi aktarıyorsunuz. Evet, ne kadar güzel. Aynen öyle. Peki şimdi muhabir arkadaşımız Dilhan Sevgililer Günü ile ilgili bebeğe indi. Ve Sevgililer Günü planlarını sordu halka. Bir izleyelim mi bakalım neler yapacaklar. Bakalım. Evet efendim, Yıldız Tilbe'nin de söylediği gibi malum o önemli, bazıları için ızdırap dolu, bazıları için ise aşk dolu geçen 14 Şubat sonunda geldi, çattı haftaya. 14 Şubat'ı bazılarımız kutlayacağız, bazılarımız da bu acı tarihi tarihe gömüp evde ağlayarak bir koltuktan bir koltuğa yuvarlanarak geçireceğiz belki de. Biz de ne yaptık şu an? Bir tanece kameraman arkadaşım Mehmet Ali ile birlikte efendim Bebek'teyiz. İstanbul Bebek sahildeyiz. Hem çok güzel deniz havası alıyoruz hem de bir yandan buradaki insanlara, vatandaşa 14 Şubat'ta ne yapacaksınız diye soruyoruz. Var mı 14 Şubat'ta bir plan? 14 Şubat yok. Yani hani benim için hani bir 10 Şubat, bir 20 Şubat'tan bir farkı yok. Aynen öyle. 14 Şubat'ta ne yapıyorsunuz? Ders çalışacağım. Senden de aynı tepkiyeceğim. 14 Şubat'ta ders çalışacakmış değil mi? Çalışır. Bizimle değilsin diyoruz. İki evetle uğurluyoruz. Var mı sevgiliniz? Nişanlıyım. Süper. Yani hem de sevgili oluyor. Ne yapacaksınız sevgililer gününde? Ona güzel bir akşam yemeğine çıkar. Ne yapacaksınız sevgililer gününde? Sevgililer gününde vallahi hanıma işte bir tane çiçeğini aldım. Bir de şantasını alırım. 14 Şubat'ta gezecek. Vallahi söyleyecek çok bir şey yok. Zaten hayatımın aşkı. Çok uzun zamandır beraberiz. 3 senedir beraberiz. Süper. İşte 9 aydır da evliyiz. Bakalım kısmet, 7 ay sonra da bir çocuğumuz olacak. Kaç yaşındasın? 81. Kaç yıllık evliydiniz? Ben mi? 55'ten bu tarafa sayısı. 55 sene. Maşallah. Evet. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Özlüyor musun dedeyi? Ne özlüyorum, öyle gitti boşver. Ben yaşıyorum. Nasıl yani? Mutluyum. Yaşamam, bak evlatlarım var yanımda. Neler yapıyoruz sevgililer günde? Çok zor bir soru. Dırırırım. Ne dedin sen, ha ne dedin diye. Sen ne yapıyorsun? Ben hiçbir şey. Nasıl yani? Allah hiçbir şey, evdeyim. Herhalde ben de iş yerinde olacağım. Yani çalışıyor olurum büyük ihtimal. Ben iş yerinde çalışıyorum, evde çalışmıyorum. Sevgililer günü yaklaştı gençlik, neler yapıyorsunuz? Sevgilimiz yok, boş geziyoruz. Ne kadardır birliktesiniz? 9 ay olmak üzere. Aa, süper, bir yıl olacak. Sevgililer günü yaklaşıyor. Evet. Doğru. Bir planımız var mı? Bir planım var gibi ama emin değilim olup olabileceğinden. Ne yapacaksın? Onu söylemeyeyim yani. Sonuçta. Hediye? Hediye var. Benim bir planım yok. Ben yalnızım. Yalnızlığın tadını çıkarıyorum. Hep her sene yalnız mısın? Her sene. Bu bir taktik mi yoksa sevgililer gününe hediye almamak için? 3 senedir böyle. Ondan öncesi? Uzun bir ilişki bitti. Ne aldın en son hediye? En son çiçek almıştım. İstanbul'da da Sevgililer Günü bir başka yaşanıyor galiba. Boğaz, martılar. Para. Para. Ne düşünüyorsunuz? Sevgililer Günü sizin için ne ifade ediyor? Hiçbir şey ifade etmiyor. Sizin için? Sevgililer Günü benim için kesinlikle esnafın satış yapmaya odaklandığı, ticaretin biraz hareketlendiği bir gün. Ama aslında diğer taraftan da şunu da düşünüyorum. Konuştuğum bütün arkadaşlarımda ya da çevremde gözlemlediğim şu da var. Bazen insanlar hayatın içinde, ilişkilerde koşturmaktan dolayı bazı şeyleri unutabiliyorlar. O gün belki de sevgililer gününün olması, o gün eve çiçek götürmeyecek bir adamın o günün yarattığı bir şeyle eve çiçek götürmesine de sebep oluyor. Bazen eşlerin ya da sevgililerin unuttukları, koşturdukları bir şeyi hatırlatmak için de keyifli olabiliyor. Ama bu ne kadar etkili derseniz %100'lük dilimin içinde %10. Geri kalan %90, %90 çiçek fiyatları, her gün evinizin önündeki çiçekçiden gül alırsınız. 10 liraya sevgililer gününde bir giderseniz o. Benim 6 yaşındaki küçücük yuvadaki yeğenim dahi sevgilisine çiçek almaktan ziyade bir yüzük almayla ilgili annesine şaka, baskı yapıyor. Ama şu anda öyle bakmayın, lisedeki çocuklarımız da bu sevgililer günü kendi aralarında da hediye anlamında en iyisini almakla ilgili bir ego yarışı yapıyor. Allah Allah. Ama gerçekten öyle.
Maalesef öyle. Eyvah ya. Hakikaten kötü bir şey. Evet yani ben de diyorum ki zaten. Bizim gibi tüketim toplumlarında onun önü alınmaz. Küçücük bence çocuklar... erkekler de sevgililerini ya da hayatındaki... Çok abartmamak lazım. Birçok erkek, yani erkek hepsi için söylemiyorum tabii ki yani. Ama erkeklerin de artık hayatındaki kadını mutlu etmek adına ya da onunla bu konuda bir yarışa girip de en pahalısını, en iyisini alıp karşınızdaki zaliminizi kendi elinizle yaratmayın. Karşınızdaki zaliminizi evet, kendi elinizle zaliminizi yaratmayın. Evet, zaliminizi kendi elinizle yaratırsanız, şimdi siz sürekli olarak birisine sürekli level'ını yükselttiğiniz hediyeleri boğduğunuz zaman bir süre sonra görevli haline gelecek. Tabii eskiden bir gülle mutlu olan bir kadını siz önüne getirip de son model araba koysanız da artık onu tatmin mutlu etmeyeceği gibi etmeyecek. Artık sizden alması gerekeni de aldığı için bu sefer zalimleşmeye başlayacak. Siz de ona daha iyisini sunduğunuz için, sürekli bir sermaye harcadığınız için o sermayeyinden geri alabilmek adına bağımlılık yaratacaksınız. Her yani. İki tarafında elinden gelenin en iyisini yapması. Yani böyle bravo. Şımarır diye işte düşünceyle, politikayla falan değil de hani benim elimden gelenin en iyisi bu, ben buyum deyip o kadar. Açık yüreklilikle yapmak lazım. Peki o zaman şimdi bir rüyalara gidelim mi? Tamam. Rüyaları dinleyelim bir. Ben oturarak söyleyeyim. Rüyalara daldım senin için. Hatıralar topladım bir sürü. Kapılar odalar açtım yavaşça. Ne yaptıysam ah kapatamadım. Rüyalara daldım senin için. Seni aradım her yerde. Tuhaf bir telaşım vardı üstümde. Kaybettim sandım seni. Rüyalar, rüyalar, ah bu rüyalar. Geceler bitmez sensiz rüyalar. Şeytana uyar, koynuma girer. Canına yandım, bitmez rüyalar. Aklımı çeler, koynuma girer. Kokunla yandım, sonsuz rüyalar. Rüyalara daldım senin için. Hatıralar topladım bir sürü. Kapılar odalar açtım yavaşça. Ne yaptıysam ah kapatamadım. Rüyalara daldım senin için. Seni aradım her yerde. Tuhaf bir telaşım vardı üstümde. Kaybettim sandım seni. Rüyalar, rüyalar, ah bu rüyalar. Geceler bitmez sensiz rüyalar. Şeytana uyar, koynuma girer. Canına yandım, bitmez rüyalar. Aklımı çeler.
ruhuma girer, kokunla yandım. Sonsuz rüyalar. Harikasınız. Teşekkürler, çok nasip. Harika. Ağzınıza sağlık. Bu kadar güzel olur rüyalar ancak. Bu kadar berrak da okunur. Bu kadar ya, otururken bu kadar berrak. Çok berrak. Bu yani muhteşem. Ağzınıza sağlık. Tolga'ya da çok teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Piyanist arkadaşım, birlikte çalışıyoruz. Hı-hı. Türkiye'nin yetenekli piyanistlerindendir. Evet, ellerinize sağlık. Peki, yaşam koçluğuyla ilgili şimdi bir eğitim alıyoruz değil mi? Evet. Ne zaman nokta alınacak? Şöyle, iletişim dostalık başarı psikolojisi bittikten sonra yaptığım görüşmeler insanların hayatına dokunmaya başlayınca bunu birazcık daha profesyonel anlamda eğitimi tamamlama kararı aldım. Bilgi Üniversitesi'nde zaten lisans yapmıştım moda tasarım konusunda. Sonra kadınları giydirmeye başlayıp tasarım yaparken bir şey fark ettim. Bir kadının içinde ne varsa dışarıya o yansıyormuş. Bunu fark ettim ben. O yüzden de dıştan içe girmektense bence içten dışa çıkmam gerektiğine karar verip hazır böyle bir tasarımlar yapılırken bir taraftan da iç dünyaları ile ilgili dokunacağım hayatlar olur mu diye yola çıktım. Eğitimleri tamamladım. Şimdi Başkent Üniversitesi'nde 1,5 aylık bir eğitimim kaldı. Sosyal medyada zaten 34 bin kadın var ve birçok kadın hayatına dokunduğumun da farkında değildim ben. Ta ki şehir dışlarına, başarılı iş kadınları platformlarına gittiğim zaman kadınların yanıma gelip de hayatımda birçok şeyden döndüm, onu yaptım, sizin yazılarınızla demeye başladıktan sonra hakikaten hepimizin hayatta dokunması gereken hayatlar olduğunu fark ettim. Yani bu dünyayı sadece sabah gelip uyanıp işe gitmek, akşam gelip yemek yiyip televizyon karşısında zaman geçirip uyumak değil. Hayatta hepimizin bir soluncağın dahi toprağı havalandırmak için görevi varsa bu evrende. Bazı insanların gönül gözü dediğimiz eski tabirle bazı şeylerin hissiyatı çok yüksek olan insanlar olabilir. Farkındalığı artan insanlar. Hı-hı. İşte bizim gibi insanların da birazcık popülerlikten uzakta insanların hayatına ne kadarına dokunabilirsem, ne kadarına faydalı olursam. Ben aslında yola böyle çıktım. Bu beni bir anda kitaba da dönüştürdü. Evet, şimdi ondan da bahsedeceğim ama kitabım ses çıkmadı değil mi? Hayır, çıkmadı. Ya ne kitabı zaman çıkıyor? Ben geçen yıl 2 ay Miami'de kaldım. Ve kaldığım zaman da kitabı bir mutlu son yazmıştım. Yani içerisinde kendi zaten sosyal medyada yazdığım yazıların uzantısıydı kitapta. Ama mutlu sonla yazılınca dedim ki hayat böyle bir şey değil. Hayatın içerisinde mutlu bir de mutsuzluklar var. Yani ikisinin mutlaka dengede tutulması gerekiyor. Her zaman hayatta hepimizin bir B planı olmak zorunda yaşama tabii dair. Bir şey bu işe girersem olacak ama girmezsem ne yaparım diye bir B planı. Hayatla ilgili böyle bir durumumuz var. O yüzden dedim ki bir mutlu son ama bir de mutsuz sonu da hazırlamak lazım. Her ilişkinin sonu mutlu bitmiyor çünkü. Evet. Ama o mutsuz diye gördüğünüz şeyin de aslında gelecekteki mutluluğunuza kapı açacağını da bilemezsiniz. O yüzden de finalinde mutlu sonken 2 tane final yazdım. Dolayısıyla birazcık uzadı. Evet, seçimlerden ibaret diye sonunu bağladım. Yani mutluluğu da seçmek aslında Ercüment Bey bizim elimizde. Mutsuzluğu tabii ki, tabii da öyle. O yüzden ben seçimi okuyucuya bıraktım. Hangisini seçerse ya imtihanı uzayacak ya ikramı kısalacak. Hep sonu bir böyle özlü değişle bitiyor cümlelerin sonu. Şahane. Evet. Peki bu yaşam koçluğu hizmetini bir ofiste mi vermeyi planlıyorsunuz yoksa? Ya hani şöyle söyleyeyim, aslında çok böyle yaşam koçu gibi de görmüyorum. Aslında herhalde şey diyeyim ya, insanların hayatlarında çözüm bulamadıkları, kendi içlerinde tıkandıkları ve hakikaten acaba objektif olma şansınız yok. Yani kerzi kendi söküğünü dikemez. Ben kadın erkek ilişkileri yola çıkıp evliliğini 1 yılın sonunda tamamlamış ve finale ermiş bir kadınım. O yüzden keşke de bunu söylemesin. öyledir ama hayatta. Çünkü hiç kimse kendi terzi kendi söküğünü dikemez. Hiçbir cerrah kendini ameliyat edemez. Mehmet Öz yıllardır kanseri anlatırken kendisinin bunun içinde olması gibi bir şey. Ama bu da çok önemli. Çünkü bu deneyimleri yaşayamazsak bu durumun içinden nasıl çıkacağımızı da bilemeyiz.
bunu yaşamalıyız çok ki. Çok mantıklı. Evet, bunu yani bunu da yaratıcı size yaşatırken zaten sen böyle bir durumu yaşıyorsun, senin gibi yaşayan birçok insan var, bu durumun içinden nasıl çıkacaksın? Hadi bakalım, önce sen bir çık bakalım. Aynen. Hani kendi karanlığına bir meşale aynen, tut, aynen. Işık ol ondan sonra. Ya bu şey gibi, diyetisyene gidersiniz, 150 kilo bir diyetisyenden hizmet alır mısınız yani? Hani beslenme evet, programı alır mısınız ben gibi. Ben de bir pilates hocasına gitmiştim. Önce kendini zayıflat dersin yani. Ben de bir pilates hocasına gitmiştim. Hayatımda zaten işte o yüzden bana gazetede Başakçığım şık ve rüküşleri yazar mısın dediklerinde affedersiniz ama şık ve rüküş kime göre, neye göre? Bana göre siz şıksınız. Tabii. Öbürüne göre rüküşsünüz. Ama siz size göre çok şıksınızdır. Hani benim şık ve rüküşü yazabilmem için evet. biraz da modanın temelindeki eğitimi de almam gerekiyor deyip 2 yıl bile ben gidip üniversitede bunun eğitimini almış bir insanım. Yani her şeyin bir eğitimden bir şeyden geçmesi gerektiğini ben sormaya korkuyorum. Çünkü ne sorsak eğitimini alıyor. Evet. Ama almak gerekiyor. Hayır, harika bir şey. Yani çok önemli bir şey çünkü. Ya, yani. Harika bir şey. Çok tabii güzel bir şey. Bunun mesela diyafram var, yaşam var mı? Aynen. Mesela diyaframla ilgili Ercüment Bey'in söylediklerinden çok etkilendim. Kesinlikle bunu mesela yayın konuşurken. Yayın sonrası yani tabii, tabii, tabii. Kesinlikle seve, bununla seve. İlgili kendisinden bunu almak istiyorum. Seve yani. Seve. Peki kitabın sonunda okuyucuya bırakıyoruz ya hı-hı. seçme hakkını işte ya mutlu son ya mutsuz son. Hayatta kaderin etkisi hiç yok mu? Yani ben mi seçiyorum hep her şeyin sonunu yoksa kadersel bir döngü var ve ben o döngü içerisinde en iyilerimi seçmeye çalışıyorum. Eğer kaderde yazılan hayatımızdaki her şey kaderin bir uzantısı olsaydı o zaman bu dünyanın sınav dünyası olmasının bir anlamı yoktu. Bizim bu evrende hayatımızda sadece seçimlerinden sorumluyuz. Evren bize oyunu hazırlar. Bu oyunun içine girmek ya da dışında kalmak kişinin kendi tercihidir. Hı hı. Ölüm, doğum, evlat ve evlilik. Bunların hepsi kader çizginizde vardır. Hı hı. Kimisi evlenerek kendini temizde tutar ve evli kalmak ona iyi gelir ve kalır. Kimisi de hayır, evlenip de bir başkasını üzmek yerine bu evliliğin içerisinde kendi hayatımdaki yanlışların ve kendi karakterimdeki, yaşamımdaki eksikliklerin şeyini bir başkasını ödetmek yerine ben bekardayken daha temiz ve beyazda kalıyorum demek bir tercihtir. Karşınızda biriyle ilişki yaşarken eğer size hayatın içinde yaratıcının size o insanla ilgili küçük musibetler gösteriyorsa, o insanın eksikliklerini gösteriyorsa ve siz bilinci açık bir şekilde onunla mutlu olmayacağınızı göz göre göre ısrarcı davranıp bu ilişkinin içinde olmak istiyorsanız bunun adı kader değildir, bunun adı seçimdir. Ya ben o noktada çok net değilim. Yani orada hani bu kadar net diyemiyorum. Ama siz size zalimlik yapan, size sevgisini göstermeyen, sizi her dakika üzen hani bir insanın olabilir. Ama hayır bunun adı sevgi olamaz. Sevgi böyle bir şey değil çünkü. Sevgi, ya da her neyse yani çok tutkulu olabilir. İşte vazgeçemiyor olabilir. Bir şey adını bilemiyorum. Temelinde şimdi, tabii, hani... altına indiğinizde o insanla sohbet ettiğinizde emin olun temelinde kız çocuklarında baba bağı, erkek çocuklarında maalesef anne bağı. Ödipus mu demek istiyorsunuz? Evet. Gerçekten Oedipus diye bir şey var. Var tabii. Yani babasıyla mesela ben hep arkadaşlarıma da çevremdekilere de baba kız çocuğun üzerinde çok etkili. Çünkü kız çocuğu dünyaya geldiğinde babaya ilk aşık olduğu evet. insan babasıdır. İşte Oedipus. Yani bunu yaşamaya başladıktan sonra eğer baba sevgisini gerçekten gösteremiyorsa, o şefkatin eksikliğini hissettiyse dikkat edin bu tarz kadınlar bir dakikalık şefkat için bir erkeğe bir yıl ömrünü verebilir. Çok hikayeler var. Bunu aşk diyemezsiniz. Aşk zaten bir illüzyon. Ben aşka inanmıyorum. Oo. Evrende de siz aşkın peki, varlığına aşk bir illüzyon. İlk gününden itibaren her yayında aşka muhakkak konu geliyor. Siz aşk için ne düşünüyorsunuz? Aşk nedir? Ya şöyle söyleyeyim. Aşk nedir? Aşkın bir tane tanımı olduğunu düşünmüyorum. Aşk şudur. Aşk elma şekeridir. Yersin sapı elinde kalır falan. Komik yani. Öyle ay, öyle güzel. bir tane tanımı olduğunu düşünmüyorum. Ama aşk çok yüksek bir duygu. Aşkın içinde çok üst düzey bir sevgi, saygı ve ihtiyaç duymak var. Karşındakine ihtiyaç duyma da var yani. Ve o da sana yani karşılıklıysa o aşk muhteşem bir şey. Ama o çok kolay yakalanan bir şey değil. Peki çok, bir insan çok zor yakalanan hayatta bir kaç şey. Kişiye aşık olur? Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir insan en son kime aşık olduysa aşk odur. İlki değil yani. Ha, şu anlamda. Çünkü son en yani sonuncusu Murphy kanunları gibi. Hani sonuncu yaşadığın yaş olarak da geçirdiğin dünyadaki zamanla en alakalı sonuncusu en üst düzey ve
hatalarından arınmış. Hı hı. Ve en gerçek olan en sonuncusu her zaman. Peki aşık olacağımız insanı biz mi seçiyoruz bu mantıkta? Yani ben mi seçiyorum yoksa o önüme mi çıkıyor? Yani ben odağa mı gidiyorum? O nasıl? Yani beyin nasıl çalışıyor? Ben şöyle yorumluyorum. İhtiyaç tabii herkese doğrusu göre değişir ama ben kesinlikle insanların kendi içerisindeki eksikliği tamamladığı insana aşık olduğunu düşünüyorum. Yok öyle değil ya. Yani. Bu benim fikrim. Olabilir. Yani olabilir. Benim şöyle ben şunu söyleyeyim. Kendimden yola çıkarsam benim için aşık olacağım adamın bir tarifi yok. Bizim için de yok. Benim hani için hayır, de öyle değil mi? Mesela bazı insanlar şöyle işte, söylüyor. Ben şöyle bir adama aşık oluyorum. Ya da şöyle oluyorum. Söyleyeyim. Aşık olamayacağım adamın kesin tarifi var da. Tamam, aşık olacağım. Doğrusu bu. Yani olamayacağım. Yani şu an kesin olmaz tamam, diyeceğim tamam, var. Okey. Okay. Kalanların içinde şu diye bir şey evet, yok. Evet, çünkü yok. Şöyle o yani aşk şöyle ben şunu beğendim ona aşık olayım diye bir şey yok. Değil işte hiç, yani. Hiç ummadığın anda tak diye karşına çıkan bir şey. Tamam. Bir anda bir şey bu ya. Yani karşılaşıyorsun, heyecanlanıyorsun, manasızca heyecanlanıyorsun. Elini kolunu nereye koyacağını bilemediğin anlar oluyor. Hepimizin tabii hayatında oluyor. Ve bilincin tükrüğünün kapanıyor. Yani evet, bilincin de kapanıyor. Tükrüğünle boğulduğum bile olabilir. Yani bilincin kapanıyor. Ama orada benim sadece şey yaptığım konu şu. Yani aşk hakikaten çok uzun süre yaşadığım bir heyecan değil. Aşk bir tutku, ilk etapta görmen, adrenalin yükselmesi, duyguların coşması tanımaya başladıkça ya aşk sevgiye dönüşüyor. Dönüşmüyor işte. Benim aşk sevgiye dönüştüğü ilişki mi oldu açıkçası? Olmuştur ama işte o hani aşk diye tanımlanan şey o değil. Aşk diye tanımlanan şey o devam ediyor. Aşk devam eder diyorsunuz. Ediyor. Ölene kadar. Ediyor. Çok acayip ama işte onu yaşa... Vallahi yakaladıysanız böyle bir şey tebrik ediyorum. Biz bir sürü şeye aşk diyoruz o zaman. Yani bilmediğimiz için. Aslında şey olabilir yani aşkın sevgin devam eder de seni o kadar incitmiştir ki yanında yoktur ama o duygu içinde devam eder. Öyle o olasılık var ama yanındayken aşkını devam etme ihtimali. Ediyor. Ediyor mu? Tam böyle cuk buldum. Vallahi Mert Bey çok özel bir şey yaşıyor o zaman herhalde. Çünkü ben etrafımda hiç böyle büyük gerçekten bence büyük aşkla başlayan. Bence bizim müzik eksiğimiz var. Yani galiba ya. Müzik sağlıyor onu. Bravo. Bizdeki şey o ben hani aşkların çok uzun süreli devam ettiğine de inanmıyorum. İşte onlar aşk değil. İşte yani ilişkiler diyelim. Yani uzun süreli o heyecanı, o şeyi yaşayabildiklerini. İşte o heyecan da aşk diye karışıyor. O tutku, arzu, bağlılık, onlar isteç, bağımlılık. Onlara aşk deniyor. Aşk öyle doğru, bir şey değil yani. Doğru. Peki moda evinize gelen hanımlardan en çok sıkıntı nerede hissediyorsunuz? İlişkilerde mi yoksa işte mesela kariyerleriyle ilgili sıkıntılar mı? Yani yaşam koçluğu yapıyorsanız en çok hangi alanda yardım alacaklarını düşünüyorsunuz? Toplumun böyle bir yüzdesine göre analiz yapmaya çalışıyorum. Kadınların en büyük problemi aşk hayatları. Kadın aşk hayatında ilişkisinde kocasıyla, partneriyle mutlu değilse maalesef bu işine de yansıyor. Hayır, çocuklarına yansıyor. Da yansıyor. Her şeye yansıyor. Çünkü kadınlar doğurganlıkla dünyaya geldikleri için annelik onlara yaratıcının en büyük hediyelerinden bir tanesi olduğu için kadın çok merhamet yüklü gelir. Ve kadın güzelliği simgeler. Tıpkı tabiatta da tabiat ana denildiği gibi. Tabiat baba diye bir kavram yok. Çünkü tabiatta her şey kendi içerisinde güzelliği. Ben hani kadınların hep güzelliği, zerafeti simgelediğini düşünüyorum. Ama tabiatta erkekler yani doğada erkek hayvanlarda falan filan erkekler güzeldir. Evet ama tabiata hep tabiat ana deriz. Onun sebebi de şu hani merhametinden, doğurganlığından, yetişmesinden ondan dolayı söyledim. Bu doğada da böyle, insan hayatında da böyle. Kadının yıprandığı kadar erkek yıpranmıyor. Tabii kadın dolayısıyla kadın erkek daha hep daha doğal ve daha gümrah kalıyor. Ama kadın da kendisini yıpratıyor. İşte benim şu anda kadınlara bunu... Ya ama hayır, kendimiz de değil. Mesela bir doğum yapıyor kadın. Bütün değerleri alt üst oluyor. Yani erkek bedeninde bunlar olmadığı için. Ama aslında yanılıyorsun. Doğurganlık ve doğuran işte kadının... Kalsız kalan oluyor. Ama doğuran kadın aslında vücudu yeni yenileniyor, vücudun evet, içerisindeki yeniliyor. Her şey. O yüzden doğurganlık aslında kadının kendini yenilemesi için, kadının bütün vücuttaki bütün organizması yenileniyor. Her şey güzelleşiyor. Cildi daha çok farklılaşıyor. Ama şey çok duyamıyorum. O yaşadığın, hamilelikte yaşadığın süreçte yaşadıkların hani ha, belki. Kocası tarafından sevilen, karnı okşanan bir kadının
çocuğu yani anneliği ve şey, hamileliği yaşamasıyla sorumsuz, tek başına evet. hayatın yükünü taşıyan kadının Bravo. Hamileliği aynı değil. Tıpkı neye benzer bu biliyor musunuz? Sevgiyle toprağa serpilen, şarkılarla serpilen, ki bu yapılmış bir deney bu arada. Hı-hı. İki kadın grubu var. Bir tanesi 10 gün boyunca tarlaya atılacak, hasattan önce eğlenceye götürülen kadınlar. Bir tanesi de sosyal hayatın içinde, bu yurt dışında yapılmış bir şey. Türkiye'de Hı-hı. de değil. Bir grup kadında da normal standart hayatına devam eden bir kadın grubu var ve o gün tarlada o hasata çıkılacağı zaman işte ürünler toprağa ulaştırılacağında iki farklı tarla yapılıyor ve sevgiyle eğlenerek gülerek atılan tohumlarla rutin hayatın içinde yorgunlukla atılan tohumların verdiği hasat farklı oluyor. Enerji yani çok demek. Evet yani bir şey çiçekleri bile annelerimiz pozitif sevmez enerji, miydi? Konuşmazlar mı? Sevgi da... ya temelinde her şeyin başında sevgi yatıyor. O yüzden bana gelen kadınlarda en büyük problem sevgi eksikliği. Hep ilişkideki problem, eşlerinin hayatındaki işte ilgi göstermemeleri, çocukla ilgili bütün yüklerin kadına gelmesinin üzerine bırakılması. Kadın hem evin içinde hayatı yönetiyor, hem çocukları okulda yönetmeye çalışıyor. Hem eşi geldiğinde ona iyi bir eş olmaya çalışıyor. Evlada iyi bir anne, kendi ailesine iyi bir evlat. Ya o kadar yükleri var ki üstünde ama bunu yaratan yine kadının biraz kendisi oluyor. Aynen şimdi oraya değineceğim. Yani biz kadınlar neden karşıdan bekliyoruz ki bu sevgi meselesini? Aslında her kadın kendini çok sevse ve hani onura etse içinde. Olmuyor öyle öyle olmuyor. Ben ne güzelim ne iyiyim ne hoşum. O bekarlığında olabilirdi ama evlilikte böyle bir şey değil. Ama tabii niye kocan o zaman? Niye evleniyoruz biz? Hayatın yüklerini paylaşmak doğru. için evleniyoruz öyle değil mi? Çok doğru. Yani o yüzden ben sadece kadın kadınlığını erkek erkekliğini bilirse aslında denge kurarsak hiçbir problem Hiç yok bence. Öyle bir sebepten evlenmiyoruz bence. Tamamıyla sosyolojik sebepler. Baskıdan yani. Dolayı mı? Ya hayır yani öyle gelenekselleşmiş. Hani, ama beklenti de oluşmuyor mu peki? Hayır, ilişki. Önemli olan ilişki. Yani imzayı... Şimdi sen yani imza değil o ilişki yapan. Tabii canım birbiriyle hiç anlaşamayan iki insanı geldi. Sen imzayı attırdın ne oldu? Tabii. Hayır ilişki, ben buna katılıyorum. Ben sadece yani. Evlendikten sonraki boyuttaki i̇şte, süreci söylüyorum. Anladım ama evlilik kelimesini kullanınca hani evlilik bence şu anda hani eski halini çok... şu günkü yaşam zaten eskisi kadar rağbet gören de bir tabii, kurum şeyini değil kaybetmiş ya. Yani evet. önemli olan insan olmak iki insanın birbirine saygı sevgi saygı çok ve önemli hissetmesi saygı anlatabiliyor çıkarsız tabii ki saygı beklenti içine girdiğin ya, zaman hayat ya şöyle sıfır bir şey beklenti, söyleyeyim sonsuz mutluluk evlilikte şöyle bir şey var hani evlilik yasal hukuki olarak hani eşler ayrıldığında işte mal paylaşım bilmem ne falan filan böyle bir takım mecburiyetler var ya hani hukuksal şeyler var. Ben evlenmeden hayatımda müsen olduğum için tabii ki bir sürü ilişki yaşadım. Hı-hı. Ve ilişkilerimde ben o hani hukuken olması gereken şeyin çok daha fazlasını bütün ayrılıklarımda karşımdakine verdim. Bunun için evli olmak gerekiyor. Ama bu sizin işte karakterinizle inanın işte ya harika bir şey bu yani. Ercüment Bey çok özel yok, bir adam. Ben onu söylemek istemiyorum. Ama yok Ercüment Bey bugün yakından tanıdık ama. Kesinlikle. Çok evet. özel birisiniz. Keşke bunun evli olmanız gerekmiyor. Yani birlikte olduğunuz kadına duyduğunuz sorumluluk. Yani erkeğin kendi görevlerini yerine getirmesi. Kadın kendinden veriyor ayrılabilmek için. Günümüzde artık maalesef böyle. Ya, evet. Yani öyle şeyler hani duyuyorum. Roller ve çok işte görevler, roller değişmiş durumda evet. ne yazık ki. Evet. Peki şimdi kadınlardan konuşmuşken muhabir arkadaşımız Dilhan Eminönü'ne gitti. Balık tutan kadınları da çekti. VTR'mizi bir izleyelim mi? Kış aylarındayız. Şu an üzerimde mont var. Oldukça da serin. Bir yandan da denizin de soğuğu geliyor efendim tabii ki. Aynı zamanda da burada balıklarını tutup kış ayının olmazsa olmaz sofralarımızın en güzel lezzetlerinden bir tanesi de belki balık. Küçükten büyüğe efendim gelin dilerseniz onları hep birlikte görelim. Burada görmüş olduğunuz gibi tuttuğunuz balıklar bugün mü tuttunuz? Bugün tuttum. Kaç saat içinde tuttunuz? Sabahtan beri. Nedir bunların cinsi? İstavrit. Çok lezzetli olur değil mi? Çok lezzetli. Dışarıdan almak istesek istavritin kilosunu kaça alırız? 15 lira, 20 lira civarında. Oldukça da pahalı. Pahalı tabii. Peki bunu siz satacak mısınız, eve mi götüreceksiniz? Eve götüreceğim. Akşama balık ziyafeti var. Tabii. Bir de yanına yeşil salata. Yiyeceğim, güzelleşeceğim. Bizim yerimize değil. Hiç ihtiyacınız yok. Yok. Tam dönsek bana doğru, böyle dönersek.
bile böyle de görelim. Kaç yıldır efendim balık tutuyorsunuz? 40 senedir. Hobi olarak değil mi? Hobi tabii. Peki rahatlatıyor mu? Çok rahatlatıyor. Siz de tutuyorsunuz. Siz yakalayabildiniz mi balık? Yok. Daha amatörsünüz herhalde. Peki burada en çok hangi balık türünü tutuyorsunuz? İstavri çıkıyor buralarda. İstavri. Seviyor muyuz balıklarımızı nasıl? Severim. Ya ben kıyamıyorum balıklara. Biraz hayvanlara kıyamıyor. Tavuk mavuk ama yemiyor. Onlar yemek için var balıklar. Evet. Evet çok da vitaminli yaratmış diyorlar. Ama ne yapayım ya böyle. Vitaminli kabuğundan. Vitaminli kabuğundan. Buranın en genç balıkçılarından. Mikail. Mikail var. Mikail. Babayla geldik balık tutuyoruz. Evet. Nasıl gidiyor işler? Güzel. Sen de tutabildin mi? Evet. Ne tuttun? İstavrit. Balıklardan nasıl? Ne? Balıklardan nasıl? Güzel. En çok neyi seviyorsun? İstavrit. İstavrit. Normal yemeklerden? Mant. Ne tuttuk bu akşam için? İstavrit. Yanına güzel salata, ekmek. Tabii ki. Olmazsa olmaz. Bitmez. Değil mi? Ben eşinize seslenelim o zaman. Güzel güzel bol yapsın belki biz de geliriz. Teşekkür ederim. İstanbul'u musunuz? Tam bekle beni geliyorum. Gazmabaşı'da oturuyorum. Süper, oradan buraya balık tutmak için geldiniz. En çok hangi yemeği seviyoruz? Ben mantı. Mantı. Ben et. Annenin işi çok zor. Bir yandan mantı, bir yandan et, bir yandan balık. Seviyor musunuz balığı? Evet. Hangisine? İsterdim. Hamsi. Ben de hamsi. Her işte erkeklere hiç de gerek olmadan her işi ustalıkla yapabiliyorlar. Yanımda çok değerli bir hanımefendi var. Kendisini tanıyalım. Ben Hatice Sarıgül. Hatice ablacığım şöyle bana dönersen gül yüzünü. Şapkamız da açıldı efendim. Enişte mi kendisi? Evet. Eniştemize dediniz ki sen bu işi yapamıyorsun. Ben senden daha iyi yaparım. Evet. Dedin. Enişte doğru mu duyduklarım? Ve en iyi de balığı yakalayan benim. Gerçekten mi? Bir tane yakalamışsın. Evet. Bir tane bir tane. Hayır, şimdi bir tane ama sonra ne olacak benim? Ha, enişte kıskanıyor mu seni? Sinirleniyor. Enişte arkadan gülüyor ama diyor ki Hatice. Sizden sonra diyecek Hatice'm sen göreceksin. 80'den beri burada balıkçıyım ben. Eskiden çok güzel balık vardı. Nüfer. Her gün iki tane tutar evimize giderdik. Ama şimdi öyle değil. Geliyoruz çok şart. Yani balık yok şu anda. Ama işte yine de geliyoruz. Alışkanlık var. Burası çok güzel bir yer. Burası çok güzel de yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Buradaki arkadaşlar bazen yaşlılara burada bazı saygısızlıkta bulunuyorlar. Yaşlı olduğumuz için buradaki yaşlılara biraz saygı göster. Hiç balık tuttunuz mu? Ben Samsun olduğum için ömrüm balık geçti. Tutarak geçti. Sorayım mı? Hiç balık tuttun mu? Tuttum. Hatta kendi kendime seviniyordum. Ay ne kadar güzel, oltaya ne güzel balıklar geldi diye. Teknenin kaptanı dedi ki arkadaşımızın. Olur mu dedi, ben dedi Karadeniz müzikleri çalıyorum. Onlar ona geliyordu. Ama sizden kaynaklanıyor yani. Bu dedim benden dolayı değil. Doğru tabii söylüyor. Ki dedi, müziğine Karadeniz geliyor. Müziğine geliyor onlar doğru, dedi. Doğru gerçekten. Söylüyor. Tabii canım ona geliyor. Pes. Nasıl balıklar yani? Çalan benle müzik ilgili değil ya. Ona da müzikle ya. Onu yani bilemeyeceğim yani. Bilemiyorum. Peki şimdi VTR'mizde hanım kıskançlıktan bahsetti. Evet. Kıskanç mısınız? Problemi. Erkek zihni. Dım. Akrep burcuyum ya ben. Çok kıskançtım gençken. Ondan sonra ben o konuyu hallettim. Nasıl? Yani üstüne gittim. Kendimle yüzleştim. Farkına vardım önce yani. Ne yaptığımın farkına peki, vardım. Peki kıskançlık size zarar verdi mi? Çok. Çok zarar veren bir şey yani. Yani kıskançlık aslında şöyle. Tabii ki insan hani eşini kıskanır. Bu çok normal bir şey. Ama bizim bahsettiğimiz kıskançlık hayatın içine yerleşmiş olan kıskançlık. Hani başkasının başarısını kıskanmak. Bu çok zararlı bir şey. Yani bir başarıyı niye kıskanıyorsun? Yapamadığı onu, için. Ama olur mu? Onu sen onu bak için. Gıpta etmek başka bir şey. Gıpta et. Evet. Gıpta ama et, gıpta sen çok de, böyle kaliteli bir davranış. Sen yani de yapmaya başka, çalış. Pozitif bir şey. Sen de yapmaya çalış. Sen de başarmaya çalış. Kıskançlık başka bir şey. Kıskandığın zaman onu aşağı çekmeye çalışıyorsun. Tabii, doğru. Bizim toplumumuzda çok olan bir şey. Doğru. Bir şey hani meyve veren ağacı taşlarlar diye bir laf var. Başarıyı birisi başardığı takdir zaman kimse, değil mi? Aynı o konudaki şeyler takdir etmeyi geçelim. Onu aşağı çekmeye çalışır. Orası da kötü aslında. Hani burası da Cem Yılmaz'ın hikayesindeki kesin ip var diyor ya. Evet. Ya ip var demesi hani onun orada adam bir şey yapıyor.
bir illüzyon yaratıyor falan. İp var diye onu aşağı çekiyor yani. Ulan biliyoruz ip olduğunu hepimiz. Tabii. Ama çık yap yapabiliyorsan. İşte, anlatabiliyor muyum? Konu o. Doğru. Yani kıskançlık peki, böyle bir şey. Kıskanç mıyız? Değilim. Hiçbir konuda yani ben aşk aslında aşk anlamında soruyorum. Yani mesleki anlamda sormuyorum. Zaten aşk hiç anlamında çok kıskanç olmadığınızı biliyorum. Kıskanç değilim. Hı-hı. Hani bunun sebebinin aslında ben kendi kendime de sormuştum hani neden değilim diye. Benim şey tarafım yok. Yani kıskançlığım olsa da benim çok tatlıdır kıskançlığım. Mesela karşı tarafa baskı yaratmam çünkü hayatta kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi bir başkasını yapmamakla ilgili kendim çok ağır sınavlardan geçirip terbiye etmek için çok savaş verdim. Hı. Yani bir şey yaparken ona tepki gösterirken aynı tepkiyle sen karşılaşsan ne yaparsın diye. Başıma bir şey geldiğinde artık derin nefes almayı o derin nefes aldıktan sonra bir saniye Başak şu anda bunu yaşıyorsun. Lütfen önce şu empati yeteneğini devreye sok. Sen olsan ne hissederdin? Ha sende yarattığı his keyifliyse bu ondan hoşlanabilir çünkü bu keyifli bir his. Ben de yarattığı şey odur çünkü hı-hı. insan haz odaklı biliyorsunuz. Tabii. Kendisine keyif vermeyen tabii. şeylerden şiddetle uzak durur. Ondan sonra o yüzden de hani ben o anlamda çok şey değilim ama benim şöyle bir problemim vardı kıskançlıkta da. Kıskanmamam da sorun oluyordu. O sorun olur. Yani bir şey söyleyeceğim. Halbuki ben kıskancım ama ben bunu dile getirmiyorum. Tabii, anlamda tabii. kariyerde söylemiyorum. Tabii. Kıskanmamak da çok büyük sıkıntı kesinlikle, bence. Kesinlikle. Aslında kimileri de kıskanır ama bunu dile getirmez. Ben mesela bunu dile dökemeyenlerden. Ama insan biraz görmek istiyor ilişkide. Ben biraz tavrımla belli ediyorum galiba. Ya işte kıskanılmak keyifli bir şey tatlı ama çok, bir şey değil tabii mi? Yani hani çok böyle tatlı dozunda kalırsa tatlı. Evet çok yoğun değil ama böyle azıcık da olsa. Hani o kıskançlık oyunundan bahsediyorsunuz. Evet siz, evet. Dozu. Evet. O oyun o başka ben kıskançlık olarak siz bayağı aldım. Yani kıskançlık geneline, olarak aldım. Genelden bakınca ama aslında çok da tehlikeli bir şey bunu. Küçük çocuklarda görürsünüz. Oyuncak kıskanır. Kesinlikle öyle. O ileri level'da eğer hakikaten kendisiyle yüzleşmezse Ercüment Bey'in dediği gibi eğer bu konuyla kendin yüzleşmezsen, şifalandırmazsan kendini ileriki boyutta çok ciddi hastalığa sebep olacak bir durum. Yani bu hırslanma, onun sahip olduğu şeyi elinden alma ki yakın dostluklarda ben çok yaşadım ve çok gördüm bunu. Eyvah ya. Çok, evet evet çok, kardeşliklerde de bana danışmanlar gelenler kendi kız kardeşiyle ilgili ya da erkek kardeşiyle ilgili kendi evladının olduğu yeri dahi evet evet çok ileri boyutlarda mesela anneler yaşamak istedikleri gençliğindeki hayatları yaşayamayınca bunu evlatları üzerinden de gidermeye çalışan anneler babalar var. Tabii. Ya da ben yapamadım sistem... o da yapamasın diye gece dışarı çıkarmama zihniyeti evet, gibi falan. Evet var işte onu söylüyorum yani o yüzden de bu gerçekten toplumda tedavi edilmesi şu anda mesela Gemiler diye bir şarkı yapılmış değil mi? Bakın bunu 100 yıl sonra da dinlesek aynı kalitede dinleyeceğimize evet. emin olduğum şarkılardan bir tanesi. Ama bunu ben bakarken onun yaptığı emeğe saygı duyarak gerçekten harika bir şey yapmış ve bunu genele yayarak bunu söyleyebilirim. Tabii. Ama bunu bir müzisyen olarak onun yaptığı şeyi yapamamış, beceremiyormuş biri olarak da bakınca hı hı. ya çok abartıyorsunuz ya. Yani sıradan bir şarkı herkes yazabilir yani bu kadar büyütülecek bir şey yok aslında. Ama mesela bir müzisyen olup bunu takdir edebilmek. Tabii ki öyle. Tabii canım. Çok kıymetli yani. Bence. Çok daha kaliteli bir davranış. Peki şimdi günümüzde neden böyle artık Gemiler, Rüyalar, Son Sigara gibi şarkılar çıkmıyor? Ya belki de çıkıyor da biz çıkmıyor. Biz şeyin yoğunluğun içinden saman alevi, seçemiyoruz. Çok balon şarkılar. Bir biraz, sezon yazın işte beachlerde, plajlarda evet çok güzel hepimize eşlik ediyoruz ama öbür yaz hop başka şarkı geliyor. Ya o şey. Mesela rahmetli Kayahan'ın şarkıları A'dan Z'ye aynen. hepsini ezbere bilirim. Evet. Yani şöyle Zerin Özer'in A'dan Z'ye. Yani toplumun sosyoekonomik durumu çok etkiliyor. Ya yani çünkü besteci de o toplumun içinde yaşıyor. Yani sosyal, ama sizler de bu toplumun içinde yaşıyorsunuz. İşte onu söylüyorum. Sosyal ve ekonomik durum çok belirleyici. Çok belirleyici. Etkiliyor. Yani müzisyenler, besteciler çok hassas insanlar. Yani televizyon açıp duyduğu haberden, ülkenin durumundan tutun. ev kirasından ya da faturasından her şey etkiliyor. Hayatın içinde her şey etkiliyor. Yaşadığı aşk, enerjisi yaşadığı ilişkiler. Onlar her şey etkiliyor. Demek ki biz o zaman o dönemde başka duygularda başka şekilde yaşıyormuşuz. O dönemde o tip bir sürü parçalar, bir sürü besteler çıktı. Sadece benim gemilerim değil, dediğin gibi Kayahan'dı. Sezen Aksu'ydu. Bir sürü şeyler çıktı. Dönemle alakalı. Şu andaki dönem öyle bir dönem ki. Talep bu diyorsunuz. Talebin dışında müzisyenlerin
konumu da bu. Algısı yani bu. O zaman şu anda bir de şöyle bir şey var. Müzik artık çok kolay yapılabilen bir şey haline geldi. Hı. Neden? Çünkü bilgisayar diye bir şey tabii, var. Tabii. Tamam. Yani bilgisayar hiç müzik bilmesen bile biraz kulağın bile olsa bir müzik programı alıp orada hazır yapılmış loopları yan yana getirip bir şarkı yapabiliyorsun. Ha bu kötü mü? Hı hı. İyi mi? Bu tartışılıyor şu anda. Bununla ilgili bir belgesel izledim. Çok ciddi bir araştırma. İçinde Sting, Sting falan herkes var. Böyle bütün müzisyenlere sormuşlar. Kötü değil. Ama ne olduğu bilinmiyor. Hani bir yere müziği götürecek ama nereye götüreceğine hiç kimse fikir sahibi değil. Nereye gidebilir onu bilmiyoruz. Çünkü deneyimlemediğimiz bir şey. Çünkü hani ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü artık sadece müzisyenler müzik yapmıyor. Ya yani müzisyen başka bir olgu. Müzisyen olabilmek için çok başından gelip yani çok küçük yaşta başlaman lazım. Hani müzisyen kelimesinin altını doldurabilmek için onu söylüyorum. Ve eğitimin olması lazım. Eğitim şart mıdır? Şart tabii. Yani alaylı... Hayır olup... şöyle, alaylı bir insan da çalabilir ama genelde eğitim şart. Bilerek yani, yapmak en tabii, güzel. Tabii ki öyle. Hani yani ne olduğunu bilmek önemli bir şey. Eğitim onun için gerekli. Yani eğitim deyince illa konservatuvar olması gerekmiyor. Bir usta-çırak ilişkisi de eğitimdir. Şan eğitimi de almak mesela. Ya dışarıdan. İşte usta-çırak usta-çırak ilişkisi, sanat aslında en güzel usta-çırak ilişkisiyle öğrenilir. Evet. Başka şekilde zor yani. Konservatuvar müfredatın içine falan orada zorlanır. Orada şu vardır. Teori sen, çok ağır oluyor orada. Senle bireysel olarak ilgilenmez. Eğer sen öğrenmek istiyorsan öğrenirsin. Orada bir müfredat vardır. Onu sana verir. Herkese eşit miktarda verir. Ama usta-çırak ilişkisinde usta senin her şeyinle ilgilenir. Sana onu öğretir. Peki şimdi Milyon TV'deyiz. Biliyorsunuz müzik kanalı. Evet. Ağırlıklı olarak müzik yayınlarımız var. İzleyen izleyicilerimize, genç izleyicilerimize ve müzikle uğraşmak isteyenlere böyle bir tavsiyeniz var mı? Şöyle başlayın. Doğru yolu budur diye. Müze mi besteyim? Beste müzik, yapma. Müzik yani şarkı söylemek. Beste de olabilir. Ya, İkisi çok farklı mı? Yani tabii çalmakla sadece müzisyen olmakla beste yapmak farklı şeyler. Müziğe diyelim. Ama müze şöyle bir şey. Müzik minicik nüanslardan oluşan bir şey. Yani bir müzik alalım. Müzik var tamam. Bunun güzel olması için çok minik minik nüanslar. Minik minik farklar var. Onlar o minik nüanslar, o farkı, o güzelliği yaratan şeyler. Onun için o müziğe karşı çok hassas olunması gerekiyor. Peki başlangıç için... Bilmem anlatabildim mi? Ben çok iyi anladım. Siz de izleyicilerimiz de anlamıştır umarım. Peki başlangıç için usta-çırak ilişkisi mi? Gitsinler mesela ulaşabildikleri idollerini mi bulsunlar? Ya bir sürü yol var. Bir sürü yol var. Sadece şöyle başlangıçta ona ilk gösteren kişinin kim olduğu çok önemli. Çok önemli. Tabii. Çok onu önemli. İyi, rol modeli iyi bulabilmek çok lazım önemli. Galiba. Aynen doğrusu. Öyle. O. Peki. Şimdi rüzgarı beklerken kırmızıya çalıyor. Like Red değil mi? Rüyalar, O Zaman, Morfoz ve İzler. Sizin albümleriniz. Evet. Yenisi olacak mı? İlerleyen günlerde. Böyle evet. Bir planınız, projeniz var mı? Ya şöyle... Ercüment Ural Sunar yaptım geçen sene, yok evvelki yıl. O çıkmıştı. Sadece Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir Latin albüm yapmıştım. Harika. Şimdi bir tane bir şey hazırladım. Bir şey, bir gerçekten? Evet, yeni bir şey. Ne zaman? Albüm mü, single mı? Ben hep albüm, albüm değil şeklinde mi? Yapıyorum da o çıkartırken single olarak çıkartabilirim. O başka yani ben hepsini birden hazırlıyorum çünkü konsept oluşturuyorum. Öyle bir şey yaptım. Bu sefer ağırlık olarak beste yok. Her tür müzik kullandım. Değişik bir şey. Yani müzisyen şöyle devamlı bir şey yaşıyor, bir gelişme yaşıyor. Hani devamlı öğreniyorsun. Ömrün boyunca öğrenmeye açıksan devamlı geliştiriyorsun, evet. Geliştiriyorsun. Onun için zevklerin değişiyor, bakış açın değişiyor. Farklı müzik türlerine yöneliyorsun. Hı hı. Benim onun için zaten o saydığınız albümlerde pop başlamış, rock olmuş, caz olmuş, Latin olmuş, caz olmuş falan filan. Yani müzik bir yolculuk. En sevdiğiniz hangisi peki? Yoksa hepsi böyle hani şey derler ya iki çocuğu olanlar biri bir gözümdür biri bir gözümdür ayıramam. Ama öyle. Yoksa hani biri birazcık daha farklı mı sizin yok için? Dönem dönem değişiyor. Yani hakikaten değişiyor. İnsanın duygusuyla değişiyor. Mesela şu anda mesela yaptığım şey böyle böyle cazım trak ama Türk sanat müziği, Türk halk müziği, arabesk ağırlıklı bir şey yapıyorum mesela.
Şu an, şu anda o oradayım mesela. Ne zaman orada. Dinleyebileceğiz? Bitmek üzere bitsin mesela işte yani. Ne bileyim önümüzdeki sonbaharda falan çıkar. Peki yine bize konuk olup tabii söyler canım, misiniz? Kesinlikle. Kulaklarımızın pasını siler misiniz? Kesinlikle. Tamam ben sözünü aldım. Harika. Evet süper. Peki şimdi başarı psikolojisi ve iletişimde ustalık okudunuz. Yaşam koçluğuna desteği oluyor mu? Olmaz mı? Destekliyor değil mi birbirini? Tabii altını ki. Dolduruyor. Ama tabii şöyle de bir şey var. Hayatı deneyimlemeden, tecrübe edinmeden, kendi deneyiminizi ve kendi yolculuğunuzu tamamlamadan böyle bir şeye de girmek de çok sakıncalı ve çok tehlikeli. Bunu da unutmamak lazım. Birincisi ilaçla tedavi olması gereken psikolojik problemi olan, gerçekten hayatla bağ kuramayan, bunun için ciddi anlamda destek alması gereken birisine koç tavsiye etmek dünyanın en büyük cinayeti olur. Çünkü bir yaşam koçları dediğiniz, diğer adıyla da yaşam terapisti dediğiniz insanlar sadece sizi hayatınızda seçimlerinizle ilgili başınıza gelen hadiselerde kendi de deneyimlediği için birçok şeyi size sadece yol arkadaşlığı yapabilir. Bir yerden bir yere taşır. Tabii ki yol arkadaşlığı yapar ama yine kişi seçimlerinden ibarettir. Yani bir kadın aslında terapiste giderken şunun için gidiyor. Onu da söyleyeyim. Belki burada birçok kadın bana kızacak ama bana gelenler de böyle geliyor. Eski sevgilimi nasıl şey yapabilirim, kendime döndürebilirim? Eyvah. İlişkimde evet gerçekten ya da onu kendime nasıl bağımlı kılabilirim? Allah Allah. Evet nasıl konforlu aşk yaşarım? Ama kimse şunu söylemiyor. Ya benim hayatımda sürekli evli erkekleri çekiyorum. Bana aşık olan bütün erkekler ya da benim ilgi duyduğum adamlar evli. Ya da mesela bana göre Seren Serengil'in bu konuda kesinlikle ciddi tedavi görmesi gerekiyor. Yani tedaviden ziyade hakikaten bir psikiyatrise ya da bu konuyla ilgili derinine inmesi gerekiyor. Çünkü İlişki anlamında. Çünkü bir ilişkisi bittikten sonra en fazla 2-3 ay sonra hemen yeni bir ilişki başlıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Seren Serengil çok göz önünde biri olduğu için biz bu kadar yakından biliyoruz. Normal hayatta böyle çok yaşayan insan yok mu? Tamam yani işte, Seren Serengil olduğu için biliyoruz ama Ayla mesela, karşı komşu Ayla bilebiliyor muyuz? Hayır canım, sabah programlarını seyrettiğin zaman toplumun ne kadar ağır bir cinnet halinde tabii olduğunu görmüyor musun zaten? Benim sadece o bir hani tanınmış bir figür olarak onu gören birçok kadın da kendinde şunu buluyor. Ya bu kız da çok bana benziyor. Yani ben de hep ilişkilerimde sonunda hep böyle mutsuzluklarım oluyor. İşte orada sorun karşı taraf değil. Önce kendinize dönüp bakmanız lazım. Ben ilişki nedeniyle aynı kaderi yaşıyorum. Yani bir şey çok iyi başlıyor. Adam bana prenses gibi davranıyor ama bir şey oluyor ve gidiyor adam. Ve soruyorum da biliyor musunuz neden gittiniz diye. Bir açıklaması yok. Çünkü kadın içsel olarak kendini şifalandırıp geçmiş ilişkisinde yaşadığı özgüveni elinden alınmış, aşağılanmış, aldatılmış, kötü hissetmiş. Ya işte ben bu noktada şeye tahammül edemiyorum. Benim özgüvenim nasıl oluyor da başka bir insanın İki dudağın arasında ya da elinde olabiliyor. Yani bu bir mesela benim bedenimin, vücut kimyamın asla kabul etmediği bir şey. Evet, ya biri bana özgüveni sizin nasıl dışarıdan hissettirebilir? Ben ya özgüvenliyimdir de ya değilimdir. Yani bir erkeğin hayatıma girip çıkmasıyla ama özgüvenim kaybolursa zaten. Ama şimdi sizin bu söylediğiniz zaten şey niye ilişki yaşıyorum? Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bu söylediğin şey sonuna çok kadar katılıyorum. Onluk bir belki. Ama evet yani herkes senin kadar doğru da bu anlamda doğru kendi farkındalığını yaratmış kadınlar değil. Değil. Ama birçok kadında maalesef ahiliyet duygusundan bir erkeğin doğru kollarının altında, kanatlarının altında hayat sürmek ona doğru geliyor. O yüzden de diyorum ya hayatında eksiklik yaşadığı bir nokta varsa onu tamamladığı adam, için adamı doğru adam diyor. Adamın doğru olmadığını siz bile gözlemliyorsunuz. Doğru bir insan değil. Adamın tek doğrusu yok ama senin için çok doğru geliyor. Yalnız bu o kadar karışık bir konu. Tabii tabii kesinlikle yani çok, öyle. Çok yani şudur diyebileceğimiz bir şey değil yok. Şu değildir de diyemiyoruz yani. Ama gibi değil bu maalesef. Çok, çok. Ama İnsan seçimlerde olduğu için çok dalgalı. Seçimlerde volatil yani bu aynen, ekonomide aynen, bir terim bravo var ya volatil yani. Ya ben sadece kadınlara tek bir şey söylüyorum. Sadece kadınlar değil biz erkeklerle de sohbet. Ona bakacak olsanız erkeklerin de en büyük problemi hakikaten kadın olmadığını yani aşık olacağı, doğru, değer doğru, vereceği haklılar. O da o kadını bulamıyor. Şimdi hep kadınların üzerinde yorumluyoruz da erkekler şöyle böyle i̇şte diye. İşte karışık derken onun için yani çok erkeklerde karışık de yani böyle bir durum var. Ama benim sadece buradan izleyicilere söyleyeceğim şu. Siz değişime açık değilseniz, siz hayatınızda gidişattaki sorunu göremiyorsanız, siz önce kendinizi şifalandırmak yerine karşınızdakini iyileştirmeye çalışıyorsanız ve bunun için bir terapiste gidiyorsanız bence boşuna para vermeyin. Para vermeyin. Tabii önce değişime önce şifa açık olmaya kendiniz karar vereceksiniz. Yoksa kimsenin elinde sihirli değnek, değnek yok. Yok ki sizi mümkün düzelsin değil. Ama ben bu sohbetin ardında şunu fark ettim. Şahane bir yaşam koçu geliyor.
Çok ben teşekkür ederim. Gümbür gümbür geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şahane. Harikasınız. Heyecanla bekliyoruz o dönemi. Sağ olun. Çok teşekkür ben de Ercüment Bey'i yakından tanıyınca onun kadar centilmen erkeklerin var hala varlığını görmüş oluyorum. Ya, aynen öyle. Hakikaten öyle ama. İyi ki varsınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Pazar geçirdik. Çok güzel umarım bir gündü. Umarım izleyicilerimiz de öyle düşünüyordur. Evet sevgili seyirciler biz bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki pazar saatlerimiz 12'yi gösterdi de yine çok değerli konuklarım benimle beraber olacak. Ama programımızı sizin son sigaranızla bitirmek istiyorum. Dinliyoruz. Seve seve. Yabancılaştı yüzün, dokunuşundu hüzün. Anladım o saatte başlamıştı ayrılık. Hafifledi ellerin, vücudumdaki yerin. Başının izi yoktu, başlamıştı ayrılık. Veda bile etmedik, karar vermedik bile. Neydi esirgediğimiz, bu acelemiz niye? Son bir sigara içelim. Böyle git gideceksen, ne olur yavaş iç, yavaş iç. Yabancılaştı yüzün, dokunuşundu hüzün. Anladım o saatte başlamıştı ayrılık. Hafifledi ellerin, vücudumdaki yerin. Başının izi yoktu, başlamıştı ayrılık. Veda bile etmedik, karar vermedik bile.